İşte o ekran. Mahmut Van Damme arkadaşlar. Karakterin yüzü zaten direkt Mahmut. Bak ağzı bile hareket ediyor. Güzel. Mahmut Van Damme, dedem, kardeşim. O Van Damme'ın hayranıymış. Efendime söyleyeyim, ben de o dedemden kalmış. Dedem benim babam mı oluyor? Kim tam olarak? Neyse, çok da fikrimde değil. Başlıyorum. En son sıkıyordum. Arkadaşlar en son bu arada RP'de çayır çimen bir yere çıktım. Offline'da sıçıyordum. Sıçtığım yerden devam ediyorum. Haberiniz olsun. Konum. RP. Action. Oh. İnşallah buraya sıçtığımı kimse anlamaz da. Tuvalet yapsaydınız. Tuvalet yapsaydınız o zaman. Selamünaleyküm Los Angeles. Allah selamı kalbine olsun Los Angeles. Evet. Şuradan şöyle bir başlayalım bakalım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mavio. Oy, eyvallah kral. Her yeri burada telefon var ki aman iyisi. Dur bakayım. Burayı böyle, burayı şöyle, bu burayı böyle, aynen daha iyi. Burada cam barında ne yapacağım? Kahpe dünya! Etrafını pisletiyorlar. Pisletiyorlar. Kim bu çimenleri pisletiyorsa onun amına sokayım. Paylaş. O tarafın... Bu, oğlum bu ben değilim. Şu. Kim bu oğlum? Yoksa bu karakter gelişimi mi? Geliştirdin mi karakteri? Sen bir aç kapı yapayım bir telefonu. Bendeki telefon kötü telefon biraz, yapacak bir şey yok. Ya baba çık git, kurban olayım be. Tarlam. Torbacı mısın? Yok. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Haydi bakalım, ilk yorumumuzu da attık. Artık masa like'ımızı da attık. Ne var Instagram'da? Takılmasyon. Ne kadar kahpesin insanoğlu. Dünyayı pisletiyorsun. Senin ben amına koyayım. Kardeşim ne kadar duyarlı bir adamım ya. O kadar. Dur Twitter'a da bir sallayayım da. Yeni maceralar hashtag'ı bu. Dul bayan yoktur. Dul bırakan kahpeler vardır. Hashtag bensiz de olur du mu? Soru işareti. Noktalı. Paylaş. Allah'ım inşallah benim de 10 bin milyar bilmem ne kadar takipçim olur. Yeni maceralar. Like'ımı atayım. Sarıyor ya buranın. Makarası neyse ya, buranın makarasını sonra denerim. Yok mu bir taksi maksi falan? Dur bakayım, bir taksici falan çağıralım da bir İşimizi gücümüzü halletsin ya. Taksi. Alo. Alo Metin. Kimsiniz? Evet Metin taksi, buyurun. Kendi rehberi kaydettirmiş size taksici olarak. Ben bu
Bir bina var. Kocaman beyaz bir tane bina. Geğirme ağzıma be. Yani gelecek. Bende reflü var. Ne yapayım kardeşim? Manyak mısın ya? Aman bana ne geğiriyorsun? Bana mı reflüm var ya? Kardeşim hiç sana özel bir reflüm yok. Benim kendi reflüm var. Geğiriyorum ben. Tutacaksın onu telefonu konuşurken. Yani midem bulandı. Tamam kusura bakma. Tamam ilk kapatın tamam, yerini. Bu bir tane büyük bir tane bina var. Kim Beyaz Saray mı burası? Ha, Beyaz Saray aynen. He tamam tam Beyaz Saray beyaz değil yalnız. Beyaz Saray olarak mı geçiyor burası? Abi ben çok iyi görmüyorum ya. Bilemeyeceğim bana konum at sen. Bunu bana konum at konum. Sürücü var ya sürücü. Konum at bana konum ben seçemiyorum. Bilmiyorum gözüne. Konum at ben telefon kullanmayı bilmiyorum zaten. Ben de bilmiyorum zaten konum atsan da bulamayacağım ne yapacağız? Sen ne kadar salak saçma. Sen taksici olduğuna emin misin sen? Yeni taksiciyim yani bugün ilk günüm benim. Tamam ben sana sürücü kursu var ya sürücü kursu ehliyet alınıyor falan bilmem ne. Tamam belediye desene ya belediye. Tamam belediye tamam geliyorum. Kusura bakma. Geğirme ağzıma ağzıma. Tamam kusura bakma. Kapağı arama sürüyorum. Tamam belediyenin şeyin orada şeyin kapağı üzerine gel. Kapağı arama sürüyorum kapağı kırmızı geçeceğim dur. Nasıl kapatacağım telefonu kapağı? Telefonu kapatmayı demeyeyim sen kapatsana. O kırmızı yapmaz. Tamam sen bas işte. Ya araba sürüyorum kapatsana. Tamam dur kapatıyorum ay ya. Telefonu fırlatacaktım. Hay Allah olaylara bak ya. Vallahi telefonu vallahi fırlatıp açıyordum ha. Kafaya bak telefonu. Telefonu fırlatıp atıyordum şimdi. Fırlatıp atacaktım telefonu ya. Neyse şöyle bir telefonda. Telefonla turlamaca. Şirketim yok, şirketim varmış gibi gözüküyor. Fotolar. Bir tane bile fotoğrafım yok mu? Çekeyim şöyle. Bakışa bak. Onun avradını sikeyim. İyi yavrum be. Ya sen bizi ne zannettin be? Senelerdir bu sporayı böyle senelerdir be. Senelerdir bu spordayız be. Ay amına koyayım vay be. Senelerdir bu spordayız yani. Dur bayan falan bilmem ne. Yok mu bu siteler miteler bilmem ne falan. Dur bakayım Instagram'da. Halil İbrahim. Yorumuma cevap gelmiş mi? Hayırlı işlerin olsun inşallah. Başka neler var? Hayır Aydoğan. Hayrettin abi mi o zaman bu? Dalga sarkıyordur arkadan salak saçma içeride. Senin süreceğin taksi. Sen emin misin amatör olduğundan? Ne? Oğlum cam da yok zaten. Neyi tribine girdin? Kapı da açık. Sen emin misin sürebileceğinden? Ben sürüyorum atla. Ay amına sokayım böyle şimdi. Selamünaleyküm bakayım. Güven etme. Anengim senem kemerini zıkıp aldın nereye? İnsanların olduğu bir yer var mı burada? İnsanların. Nasıl yani? Yani insanların... Topluluk olarak insanların buluştuğu bir konum. Efendime söyleyeyim. Kafeteryadır. İnsanların muhabbet, sohbet. Ya sosyalleşmek istiyorum ben be. Anladım. Az önce bir deli kafilesini galeriye bıraktım. İstiyorsan seni de galeriye bırakayım. İyi bırak bakalım galeriye. Gidelim hadi bakalım. Tamam hadi sıkı bakalım. Tutun. Ya bismillah. Burası da hastane. İçinden geçti. Yavaş. Yavaş. Acelem var mı? Yavaş. Acelem var mı? Acelem yok da senin bir acelem var gibi diğer dünyaya gitmek için. Tamam. Yeşil. Sen renk görürsün değil mi sen? Ayıp onu. Oğlum kurban olayım yavaş bak. Tamam yavaş gidiyorum ne olacak ya? Bak konuşturtma şoförü karışma bana. Buradan mı gidiyordum ya? Dur buradan girince. Buradan gidiyor. Bildiğim yolu unutturdun bana ya. Kitlendik. Yıkılıyor her yer yıkılıyor. Yavaş. Lakin ol Ecan niye yapıyorsun? Geririm. Miden bulanmasını istemiyorsan insan gibi sür. Mahmut. Yok. Senin ismin ne? Mahmut. Ben de Metin.
kırmızı yandı, durdum, sakin ol. Tamam. E az önce bunu yeşil diyordun, sen renk gördün, sen yalancısın ya. Sen bilerek kötü düşünüyorsun o zaman. Bazen görüyorum. Şey yalancısın ya. Ya bırak be. Cermi be. Cermi be. Anadolu çocuğu bunları. Ya bizim... Anadolu çocuğu musun? He. Biz Oroz mu çocuğumuz, biz de Anadolu çocuğuyuz. Sen nereden çocuğusun? Güney Ossetya. Senin gözünün sol tarafına ne oldu? Çöp. Ne? Çöpe sekti. Çöpe sekti, çöpe. Çöpe sekti, geçmiş olsun. Sağ ol. Ya taksiyi sürerken olmadı değil mi bu olay? Taksiyi düşündüm. Tamam. Çiftçilik yapıyordum. Çöpe sekti. Çöpe sekti. Yerlerde gidiyorum ben. Tamam git. Sür. Yavaş sür ama. Tamam yavaş sürüyorum, heyecan yapma ya Mahmut. Ya az önce buraya bir kafile bıraktım, deli kafilesi. Burada zorunda kalerede. Kimin burası tam olarak lan? Bilmiyorum valla. Tamamdır. Ben parama bakıyorum. Eyvallah, sağ olasın canım, çok teşekkür ederim. Şöyle panik edeyim. Hayırlı günler olsun. Hayırlı, aman 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 yavaş. Hayırlı günler olsun, getir. Şöyle, para... ya, çıkartırken yardım edeyim ben sana? Yok, para ver, para. Parayla mı? Para neyle olacak? Ayırdı o azıyla mı? Tamam, şimdi numaran kaç senin? Ne numaranı? Nakit çalışıyorum. Sen nakit çalışıyorsun ha? Nakit çalışıyorsun. Nakit, ne yapıyorsun? Sen nakit kaldı mı be? Nakit kal... Bende nakit yok. Ben senin kartını atarım, sen bana numaranı... Yok, ben telefon benim... kullanamıyorum adam akılda. Benimki benim telefonum çalıyor. Benimki de çalıyor. Tamam, sen aç o zaman. Sen aç, konuş. Oh be, yırtık. Merhaba. Daha önce de mekanik geçmişim var. Mekanik geçmişiniz de var. Selamünaleyküm, Allah'ın selamı kalbiniz olsun. Aleykümselam Mahmut, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Allah'ın selamı kalbiniz olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi iki saniyenizi rica edebilir miyim? Burada bir iş görüşmesi yapıyoruz da. Şimdi o zaman Kahraman Bey'di değil mi? Evet. Instagram'ın kerranesi olacağım, kerranesi. Hazırım. Fotoğraf çek. Bu motor görmüş olduğunuz gibi. Ninja. Güzel. Motor. Ve gayet güzel. Hangi arabayı alsam bilemedim. Yardım etsenize. Takipçilerim. Heh. Güzel. Kimi kandırıyorum? Cebimde 5 kuruş para yok. Kimi kandırıyorum yani? Kimi kandırıyorum? Para yok. Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Kahve içer misin? Öldürdüm şişeyi. Yas yatam. Amına soktum. Kim bilir kimi öldüreceksin? Kim bilir kimi öldüreceksin? Kimin hayatını sikeceksin, kim bilir? Ey yavrum ey. Yarrak yemesi bol tabi. Güzel de... Niye bonibon aşığı daha hiç şaşırmadım. Of. Tatlandırıcı var benim yanımda, isterseniz ondan biraz atabiliriz. Doğruyu söyle, nereden aldın tatlandırıcıyı? Mükremin Bey, ben burada... Ya, şu anda görevimdeyim. Yani evet, öyle bir yeşil, şey... sarı olabilir. Evet, doğru. Yeşil, sarı olabilir. Sarı yaparız, siparişini sarı geçeriz her türlü. Hı-hı. Lakin bu motorun asıl özelliği rengi değil. Yanlış şeylere odaklanıyorsunuz. Bu motor... Bir narar bu. Şehirde
sadece ve sadece sizin gibi elit bir iş insanının altında olacak. Bu motorun daha önce sahibi olmadı. Biz bunu ilk defa size satıyoruz. Kaç şehirde beygir? Kendi 1000 beygir. Rahat. Kaç basıyor? 1000 basıyor direkt. Bir beygir başına biri desek 1000 basar. 1000 mi basıyor? Ama biz bunları modluyoruz vesaire. Kaç ondan dolayı şehir güvenliği için, kendi güvenliğiniz için kaç bunun para? Maksimumu sizin için 400 olur, 350 olur. Onu nasıl isterseniz biz onu yazılımla kendimiz, kendi ne sağlığınız için onu hallediyoruz. Kaç para? Sağlığını da düşünüyorsunuz. Evet. Evet, evet. Kaç para? Satış temsilcilerimiz sizinle uğraşacak. Ben şu anda başka bir kişiyle uğraştığım için sizlere yardımcı olamam. Kusura bakmayın. Mukan Bey lütfen yardımcı olalım arkadaşa. Olalım. Teşekkürler. Mükremin Bey şimdi aklınızda soru işaretlerini giderim. Öbür tarafa geçelim. Bana neden bu motoru şu tarafta satın alacaksınız ama soru işaretleri var söyler misiniz? Nasıl bir şey isterseniz. Kaç para mesela bu daire? Bu beyaz yarı kaç para? Ben bunu almak istiyorum. Sen bunu almak istiyorsan buna ne kadar fiyat biçiyorsan eğer zarar etmiyorsam sana satacağım. Hiç şaşırma. Tamamdır hadi bakalım. Kaç tam kaç para? Fiyatını siz belirleyin. $10. He? $10. Kafi mi? Kafi değil. Tamam hadi abarttık biraz. 20 hadi. 20. $20 sana bırakırım bunu. Ama nakliye senden. Tam 25 nakliye senden ama. Nakliye pahalı. Kaç para? Nakliye benden. Beyaz daire senden. $2000 bırakırım burada. Tam $2000 artık küçük bir tane oyuncak araba. Ama benim söylediğim şeylerin aynısının ince sesini tekrar edecek. O Tom karakteri var ya küçük. Küçük bir oyuncak gibi düşün. Anladın değil mi? Tamam. Tamam. Çıkartabiliyor musun? Mesela ben bir şeyler bakayım bunun üzerinde bakalım. Taşıyabiliyor mu mesela bir şey? Mesela motor var mı burada? Motor. Getirtiriz. Biz ara motoru getirelim buraya. Ama siz daireyi alacaksınız. Motor değil. Tamam. Motoru da alacaksanız. Daireyle ya ben beraber motoru şimdi çıkar. Ama şimdi ben bir daireye bakayım. Dairenin içinde motor nasıl duruyor? Daire iyice motoru almam zaten. O zaman karşıdaki dairenin içindeki motora bakalım. Ama orada başka adamlar var. Ben o daireyi istiyorum. Ben bu daireyi istiyorum. O zaman fiyat artar. Ya, ne kadar salak saçma bir şey. Oradaki daireyle şuradaki daire arasında ne fark var? Oradaki dairenin üzerinde kırmızı ışık. Buradaki dairenin üzerinde de kırmızı ışık var. Tamam. İki fark yok. Sen al kendi ağzını su. İkisinde de kırmızı ışık var. Ama tamam. Bu cama yakın. Bu o cama yakın. Sen bir şey söyleyeyim mi? Tertemiz sıyırmışsın. İsmin ne? Mukan. Tamam şimdi çok memnun oldum. Ben de Mahmut. Memnun oldum Mahmut. Şimdi daire aynı şeyden veriyor. Aynı paradan vereceğim mi şimdi sen bana? Daireyi sana 2000'e bırakırım. Sana abi 2000 lan ya motor sana niye motor satmayacağım niye ben? Niye motor çünkü satmıyorsun? Neden? Bak aramızda kalsın. Motor non işi. Anladın mı? Erkek işi değil mi? Ay non işi. Sana bak kapıda bir tane G-Class Mercedes var. Sana onu ayarlayalım. Bu kapı mı? Bak şurada bir tane. Kapıda bak. Diğer kapı. Orada bir tane araba var. Sana onu ayarlayalım. Kaç para? Onu çözeriz. Sen daireyi alacaksın bana söyle. Daire 2000'e verirsen o aracı bana verecek mi? Onu ayrı konuşacağız. Ve hayır. Hayır. Belediye binasında vardın. Sen o ehliyet sınavından geçemedin. Orada mıydın sen? Ha siktir be. Yapma be. Yapma be. Çüş be. Sana satmam o yüzden. Çüş be. Onu demesin iyi olurdu da. Bak şimdi ben sana daire 2000 dolara burada bırakayım. Nakit ben bu daire 2000 dolar... dolara burada bırakıyorum gidiyorum. Çam ver amına koyayım ya. Çam hadi. Numaran kaç? Kaç numaran kaç? O zaman hemen ofise
derse geçelim. Ben sizin bakıyorum abi. Bak bakayım numarana. Ben sana söyleyeyim mi numaramı? Ben banka, şirketin banka hesabına ulaşamadım, bir dakika. Yo yo, banka telefon numaranı versen bana bir. Ya da mesela sen beni ödemeli kaldır. Vereyim telefon numaramı size. Ben 521. Bekle. Tek tek kodlasana, ben okuma yazma yok bende. 5. Tamam. Ortada 2, mı 5? Yok, en solda. Tamam. 2. Tamam. 1. Tamam. Tire'ye bas. Tire ne? Çizgi mi? Küçük çizgi. Küçük çizgi. Aynen. Tamam. 5. Tamam. 0. Tamam. 6. Tamam. 7. 7. Dur bakayım ben bari. Yeşile bas. Tamam. Dur bakayım, çalıyor. Alo. Dur bakayım, deneyeyim bir. Alo. Alo. Tak, geliyor mu sesim şu an sana? Geliyor geliyor. 1500 dolar nakite sana bunu burada bırakıyorum. Bak bana bakıyor mu? Bakıyorum. Bak bu tarafta olan beyaz daireyi istiyorum ha. Tamam. Kesin mi? Kesin. 1500 dolara sana bunu satıyorum. 1500 dolar abartıyorum be. Az önce zaten 2000 demiştin de. Bak bankadan atarsan KDV geliyor. %18. Kaçırırız. Ben sana kardan kısıp da veriyorum. E kaçır be kardeşim, vergi kaçır. Ne olacak amına koyduğum, herkes kaçırıyor. Olmaz. Yapma olmaz. Be. Burada yapma. Olmaz. Yapma be. Bak, yapma. E ne olacak dükkan benim olsa. Bak dükkan benim olsa. Tam dükkanı sahip. Sana bu daireyi bedavaya veririm. Hiçbir şey olmaz annene. Hiçbir şey yapamazlar. Ben buradayım kardeşim. Hiçbir şey yapmasın. Kimse bir şey. Ama. Hadi, hadi bak, dairenin valla sahibini söyle. Valla bir iki dakika konuşsam belki kafalarım o adamı be. Kim buranın sahibi? Sen adamı bana bir bağlasana telefonda. Yakup, ben burada bekliyorum. Yakup. İçeri geleyim ben. Ananı sikeyim, ne oldu? Adam Omen. Adam Omen'le konuştum. Omen'le konuştum, çok riskli oldu. Çabuk burayı çek buraya da. Vallahi Omen. Şöyle yapalım. Numarayı ekle. Omen. Tamam. Bunu Instagram geride kalmasın burada. Instagram geride kalmasın. Fotoğraf çek. Ne kahpesin dünya, insanlar bir geliyor, bir anda gidiyor. İşte bu. Selamünaleyküm. Aleykümselam, merhabalar. Aleykümselam. Allah selam kabul etsin. Kolay gelsin. Merhaba. Mekanın sahibi tam olarak kim acaba bakarsanız? Ben yardımcı olayım şu an görüşmede kendisi. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ben şu arkada bir tane daire var. Onu satın almak istiyorum da hala da kimse ilgilenmedi. Ben şimdi hemen sizin sahip olduğunuz şeyi. Bir tane arkadaş vardı, ilgileniyordu. Beyaz yakalıydı arkadaş. Arkadaş anladığım kadarıyla iş çıktı gitti bir anda. Beyaz daire alacağım yani, ben kafayı koydum. Çalışma saatleri olarak. Aslında çalışma saatleri olarak. Beyefendi, ben size su vereyim mi? Biraz boğazınız kötü galiba. Rahatsızlığınız mı var? Adamı rahat bırakın ya, yorulmuş işte, sinirlendirmişler adamı. Evet, görmüyor musunuz? Adamla ilgilenmemiş kimse. Ben tamam, şöyle ben bir su bıraktım belki. Şey var mı? Beyaz daire var mı size? Beyaz daire mi? Evet. Sen şu suyu al, iç. Köşede bir kendine gel. Şöyle bir kendine. Suyu al, iç. Boğazın kurumuş senin. Sakin ol bir de, o adama bakma sen. Sakin ol. Sinirlenmişsin baya. Ben bir su içeyim o zaman. Su içmeye gideyim ben o zaman. Beyefendi burada var, buyurun buyurun. Beyefendi. Oğlum adamı rahat bıraksana, sinirlenmiş, biraz su içsin ya. Su bıraktım ya oraya.
Sen onun parası yok mu diyorsun? Su alamaz mı diyorsun? Yok yok. Yalan kendim ödemek... suyumu kendim alırım. Teşekkür ederim. Yok demek istemedim. Tabii, öyle tabii. Kızın yanında süslere gerek yok yani. Paramız var şükürler olsun. Araba almaya geldik yani. Buraya kadar. Alo. 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 Bir su içtim kendime geldim gibi he. Bir su içtim. Boğazlarımı temizledim gibi hissediyorum. Mahmud'um sen bir su daha iç bakalım o zaman. Sen... Sağlam gargara, sağlam gargara. Gor 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 yap yani. Oo. Ben buradan alamıyor muyum? Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi suyuna da, koluna da, götüne de, bacağını da bir sikmeye başlayacağım. Ağzını da sikeceğim, şimdi suyunu da sikeceğim götünden. Tamamdır. Suyumu içtim mi? İçmeli miyim ki? Pardon. Su içilsin. Oh su içtim kendime geldim değil mi? Tatmıyorum. Suyumu içtim mi? Yok, evet. Ben bu... Heh. Tekrardan bakalım kusura bakmayın evet. Hemen bakıyorum. Şu ben an sakinleşmişsin ya. İncinden geçmiş gibi güzel görünüyorsun. İyi değil misin suyum? Tamamen iyi mi şu an suyumdaki tabii, tabii, boğazımdaki gargaranın hissiyatını yakaladınız değil mi? Tamamdır. Ben yardımcı olabilirseniz. Tekrardan bir kontrol edeceğim hanımefendi ve beyefendi kusura bakmayın. Hani yardımcı kardeşim daireyi alacağız. Şuradaki daireyi alacağım ya. Hangi daire istiyorsun? Şu, ben bakayım. Bu daireyi almak istiyorum ben. Bu dairenin satışı yok galiba ya. Beyaz daireyi kimse vermiyor mu? Burayı almış. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu sahibi kim buranın? Sen bir sahibini getir, ben bu daireyi vallahi alacağım ya sen. Yok burayı sen, alamaz. Ya daireyi kardeşim şu yuvarlak daire yok mu bak şu yuvarlak bak, etrafında dolaşıyorum şu yuvarlak daire yok mu bak. Şu evet. Daire evet. Yuvarlak işte ben evet. Bu daireyi satın almak istiyorum ya. Alamazsın orayı aldılar. Kim aldı abi ben geldim zaten kimse yokken burada. Abiciğim bir motosiklet aldı orayı. Kim o motosiklet kaç arar? Nasıl kaç arar? Kaç binlik arar mı? 600'lük arar mı? Hayır ne arar yani burada? Ne işi var yani? Bir motosiklet mi? Çok anlamıyorum. Abi sen burada çalışıyor musun? Hayır. Sen niye o zaman benimle ilgileniyorsun? Sen manyak mısın? Sen var ya. Tamam. Ya. Kusura bakma burada yatıp kalkıyorum ben sana bilgi veriyorum. Aa sen ciddisin. Evet. Kardeşim kusura bakma valla hakkını helal et be. Ben buranın temizlikçisiyim. Hakkını helal. Ben yapıyorum. Net kusura ya. Kusura bak. Vallahi hakkını helal et. Merhaba sana... Ben Mükremin bu arada. Ben Mükremin. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Mahmut. Mahmut memnun Mahmut oldum. Van Dam. Merhaba. Van Dam. Hanımefendi isminiz neydi acaba? Eti ben. Beyefendi. Ben telefon numaranızı siz buranın sahibi misiniz? Geri dönüş evet yapsak. Sahibim. Kısa bir görüşme yapabilir miyim acaba sizinle? Rahatsızlık vermezsen. Şöyle de. Tamam. Eti miydi? Abi bir şey söyleyeceğim. 2 saattir konuşuyorum, muhabbet sohbet ediyorum. Ben buradaki beyaz daireyi almak istiyorum. Bu beyaz daire satılık değil beyefendi. Emin misiniz? Evet değil. Ya yapma. Yap bir şeyler be. Yeni icra buralarda. Bu platformu ne yapacaksınız? Bu platformlar özel platformlar. Bu galerici yapılmış platformlar. Bunu alıp ne yapacaksınız? Abi sen galerici değil misin? Sen zengin bir adamsın. Bu platform ne yapıyor biliyor musunuz? Ha? Ne yapıyor? Bak izle. Ya nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Eti pera. Nasıl diyeyim? Asansör of. Çok asansör iyi. Bu platform asansör. Aşağıdaki stoktaki arabaları. Bunun hali var mı abi? Hala hali. Dümdüz hala hali. Ben arabalara da bakacağım yani. Memnun kalırsam vallahi arabalara da bakacağım. Kaça mesela? Bu araç kaç abi? Ya buradan bakış hemen bakabiliyorsunuz buradan. Kaça? Yok kaç para yani? Araç kaç para? Bu arabanın şu an ederi 36 bin dolar. Ha.
Pahalı biraz. Değil mi? Klasik olduğu için ama bu da. Yoksa... Evet, bu tamamen bir klasik. Evet, zaten klasik. Herhangi bir şekilde bir şey yok üzerinde, görmüş olduğunuz gibi bir bak boya. Lastikleri, cantları falan. İlk rengi. İlk rengi. Yani fabrika yani. Çıkış rengi, öyle söyleyeyim. Hiçbir değişiklik. Vallahi... Evet, çok güzel bir araba. Çok güzel bir araba. Keşke benim olsaydı. Keşke olsaydı yani. Evet. Bir ihtimalle olsa. Bir sürü test yapma gibi bir imkanımız var mı? Mesela binip test edebilir miyim aracı? Nasıl yok, gidiyor falan? Yok, keşke olsa. Keşke olsa. Ama ya yani sıkıntı varsa? Ben bunu bilemem ama nasıl alayım şimdi ben bunu? Şöyle zaten bu işletmede... Nasıl alayım yani? Hali hazırda bir avukatım. Nasıl alayım? Sözleşme üzerinden ilerliyor her şey. Hiç merak etmeyin. Bu arabaların hiçbiri problemli değil. Hepsi ama hepsi ekspertizden geçmiş. Ben hepsi çalışan durumdalar yani. Patron, ben senin odayı bir temizleme... Doğru. Temizleyebilir miyim? Odayı senin. İstediğin gibi. Mahmut Bey, daireyi almayı düşünüyor musunuz öyle? Abi bir şey söyleyeceğim. Bu araç bu arada bana... Bu adam bana daireyi satıyordu bu arada. Ben daireyi 2000 dolar alıyordum. Abi ben bu arabaların fiyatlarını nereden göreceğim ya? Şimdi kralın sonunda geliyorsun. Şimdi bu arabayı mı sattın? Sen bu daireyi sattın mı bana kesin? Bak bu adam satılmıyor diyor. Mekanın sahibi bu adam ha. Abi. Bak sen bu arada Omen falan değilsin değil mi? Yok. Tamam. Devam et. Omen ne abi? Hiç Valorant oynamadın mı? Yok abi. Sen bilgisayar oyunlarında da aşırı neşeliyorsun. League of Legends falan yok mu bunlar? Yok abi, bende hiçbiri yok. İyi sandır madem. Ne diyeceğim bak, bu daireyi adam vermiyorum diyor yani. Sen nasıl verebiliyorsun? Abi bak, o adam patron. He? Ben satış danışmanıyım. Şimdi benim işim ne? Satmak. Satmak. Onun işi ne? Satış. Onun işi yok. Onun sikidi aşağına denk onun. Ama mekanın sahibi yani. O bunu alan adam. Abi. Ha, bir tamam. Yolunu buluruz. Sen alacak o. Bak. Hasbin Allah. Abi yolunu buldu. Ya zaten orası en kolay kısmı da. Ya yol bulunuruz bak, zaten abi. Vallahi bulunur da. Satmıyor adam yani. Satmıyor. Ben senin evinin ortasında bunu koyacağım. Ben o adam da onay verirse ben bu daireyi alacağım senden. Ama bu daireyi senin kapından geçirebileceğiz bak. Abi biz bu daireleri çünkü önce koyduk sonra binayı yaptık. Ben daireden vazgeçtim. Hayırlı işlerin olsun. Abicim gel. Ben bu daireye bakmak istiyorum. O daireden vazgeçtim. Ben bu daireye bakacağım. Daire olmaz ama o daire sana 10.000'den başlar. Nereye 10.000'den başlar ya? Abi bu en merkezdeki daire. Sen bayağı abartıyorsun ya. Fazla abartıyorsun. Abi bu merkez bak. Düşün. Bir mekana tamam. Gittin. Gittim. Mekana gittin. Mekanım. Tamam mı? Mekanım. Mekansın abi sen şu anda. Mekanım. Şimdi köşelerdeki zibidilere mi bakarsın? Mekanın ortasındaki göz bebeğine mi bakarsın? Hiç pavyona gittin mi? Kerhaneden bahsediyorsun. Yok. Pavyon. Kerhane yani. Tamam fark etmez. Kerhaneye gittin mi abi? Gittim. Orada şarkı söyleyen bir kadın oluyor. Evet. Kadının önünde de bir adet koltuk. Tamam. İşte o koltuk bu koltuk abi. Tamam da kardeşim, kadını sikiyorlar, koltuğu sikmeyeceğiz ki. Ben buna sikeceğim gözüyle bakmak abi, istiyorum demek gibi düşün. Anladın mı demek istediğimi? Koltuk değil. Ben kadını da istemiyorum, koltuğu da istemiyorum. Ben kadına koltuğun olduğu, üstüne durduğu o mekanizmayı istiyorum ya. Anladın mı sen benim demek istediğimi? Sahip olacaksın bak. Sahip olacaksın. Abi ben sabaha kadar fayansı sikerim. Sen benim demek istediğimi anladın. Ben bu daireyi istiyorum. 5000 dolar ver bu daire. Abi sen bakın tamam. Sana kolay gelsin. Tamam. Gel sana abi, kolay. Gel şu daireyi satayım sana gel. Hadi yine bir aklımı çeldin. Hadi tamam. Bunu kaça bırakacaksın hadi madem. 2000 dolar. Bu da çünkü pencere kenarı. Hadi kolay gelsin. Abi o senden hiçbir şey danışman olmaz, ben sana söyleyeyim, yok. Yani hiç danışman olmaz. Herkes birbirini sikmenin peşinde, paranın peşinde, pulun peşinde. Bu nedir ya? Yapma be, kurban alayım ya. Abicim. Kalbimi kırdın abi. Abicim kalbini kırdın da bak, sen danışmansın, madem danışmansın. Bir şeyleri danış yani, anladın abi mı? Benim çemberi benim satacağım. Sigortam bile yatmıyor abi. Benim tamam alayım o zaman. Alayım ben o zaman. Ben de hayatımdan vazgeçeyim. Ağzım kokuyor abi. Bak üstüne giyecek ceketim yok.
E benim neyim var? Bir tane pantolon, bir tane ayakkabı var. İskarpili ayakkabı dedemden kalma zaten. Altı çürümüş amına koyayım. E arkadaki daire diyorum kaça vereceksin? 2000 dolar. Beni koparıyorum 5000 dolar. Öbürünü kaça vereceksin? Diyorum, can kenarı 2000 doları. E yakışık mı sence bu kardeşim? Mahmut abi, madem bir tişört, bir pantolon dışında bir şeyin yok. Ne yarrağımı 2000 dolar veriyorsun o daireyi? E sen ne yarrağımı satıyorsun o daireyi? Ne oldu? Counter matchup mı yedin? Hiç beklemedin değil mi? Böyle bir sorun gelecek. Zeki olun zeki. Fırıldak olun. Hazır cevap olun. Hazır cevap. Oo. Bir Ebony One aşırıda. Hiç şaşırmadım. Kim arıyor ya yine olsun? Ne var? Mahmut abi. Efendim? Dur biraz daha uzağa gideyim. Efendim? Merhaba. Uzağa gidince çekmiyor mu? Bu nasıl telefon amına sikeyim? 33 on daha mantıklı. Heh. Çekmiyor herhalde. Çekiyor mu? Buradan çekmiyor seni. Ya sen gerizekalı mısın he? Şöyle dur he? Şunu eline al, fotoğraf seçin. Oooo! Delireceğim amına koyayım. Oğlum orospu çocuğu mu bu? Şuradan durayım. Heh. Kamera. Şurası. Fotoğraf seçin. Fotoğraf çek. Bir tane daire olmuş. 2000 dolar. Orta segment 5 dolar. Vay be. Ekonomi ne hale gelmiş? Ya ben bu muyum kardeşim? Salak saçma şeyler yapma be. Bu da yakışıklı çocukmuş maşallah. Ona tıklayınca kendime tıklayınca onu. Güzel. Sardı. Oh. Şimdi taradın mı? Kimlik numaram galiba. Taradın mı beni? 1827. Kırmızı var. Evet, anladım. Kaç para? Bunlar kaç para, nereden buldun? Sen bana bir söylesene. 1827. Kaç para, kaç? Sana diyorum. Kahraman mıydı arkadaşın? Kaç para? Bir de kırmızı var. Arkadaşlar. Mahmut'cum bir kaç para? Bu kaç para? Görüşme. 16.100 dolar Mahmut. Ya parayı nereden buldunuz be kardeşim? İlayda Hanım, sadece kırmızımız var şu anda. Parayı nereden buldunuz? Oğlum parayı nereden buldunuz? Parayı nereden buluyor? Bu insanlar parayı nereden buluyor ya?
Amına kodum iş ilanı yok mu? Çalışacağım be kardeşim be. Çalışacağım. Bunları inatlayayım. Karşılarına galeri açana kadar çalışacağım amına koyayım. Alotek, Jetmi, Belgeler Lokum, iş merkezi. Seyyar Tako, dua dostları he? Başvuruyorum. Mesleğe kabul edin. Yeterli bu kadar bu meslekte durdum. İşten ayrılıyorum abi. Siktirin gidin. Ne iş yapsam iş... Taksi. Başvurdum taksiye. Hadi bakalım taksicilik başlasın. E müşteri geldiği falan yok yani. Müşteri falan geldiği yok. Bir müşterimiz geliyor. Gideceğiniz yere kadar bırakayım istiyorsanız. Ne o hani hareketler böyle saçımı düzeltmeler. Ay göçsüz. Aa göçüm göt. Hiç tadım kalmadı. Taksicilik de sarmadı. Taksicilik yapılacak gibi iş değil. Ben şu taksiciyi bir kere daha arayayım ya. Amına soktum taksi. Müsait. Müsait değil. Oh. Ölüyordum. Hani paspas çekiyordun? Yamaç yama. Yamaç. Yamaç yamı yamı. Cama açayım. Dur yanına geleyim ya. Ne diyorsun? Cam aç, gelmiyor, ses gelmiyor. Merhaba. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben taksici olacağım. Evet. Bana araba versene be. Araba mı? He, durak taksi arabası. Sana durak verir ya. Sen ver. Benim verecek param yok ki. Baksana aracı temizledim gel. İçine osurmuş biri. Mısır filan dökmüş. Bu senin aracın değil mi? Yok ya. E kimin aracı nerede bu? Nerede be? Nerede? Böyle aracım olsa turlardık seninle ya. Bir şey söyleyeceğim. Sende bunun anahtarı var mı kanka? Var. Anahtarını bana versene. Anahtarını verirsem şurada bir beyefendi var biliyor musun? Arkaya ama bu beyefendi şu an bu beyefendi daireyi, buraya bakmıyor. Hani daireyi satın almaya çalıştın ya. Ama bu beyefendi buraya bakıyor mu? Bu araç onun. Tamam ben de aracı test sürüşüne çıkardım. Sana geri getireceğim. Ortak olacağız seninle. Peki, takside aldığım şeyler ki. Sen test sürüşüne çıkarırsan o beni kaç tur sürüşe çıkarır ya, onu düşünün. Ya 150'si senin 150'si benim ya. Burada salak saçma. Yok kardeşim o bana daha çok. Bir dakika. Emanete ihanet edemem. Hayır. Tamam kardeşim sen araçsın nasıl tamam. Sen gel buraya gel bir şey diyeceğim. Söyle. Şu yanında bir tane araç var solumda gördün mü? Bu araç değil mi? Hayır solumda solumda şuradaki. Gördün mü? Sen ondan bahsediyorsun. Onun torpidosunda 250 dolar varmış anahtarla birlikte. Hem anahtarı hem torpidoyu bulup gelirsen zengin oldun. Bunun sahibi nerede tam olarak? Bilmiyorum. Sen bu arabayı hareket ettirebiliyor musun? Hangi aracı? Soldaki bahsettiğin aracı. O aracı hareket ettirirsem 200 dolarını alırım. Yalnız o aracı hareket ettirdikten sonra eğer ki bana anahtarını vermezsen ben de senin 200 dolarını alırım tamam? Tamam. Hadi başlayalım. Gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin.
200 dolara alayım. 200 dolara alayım. Tamam, selamla neyken? Bu adam FETÖ'cü, haberiniz olsun. Şu arkadaki adam ağır FETÖ'cü. Sen FETÖ'cüsün. Sen FETÖ'cüsün. Bu adam FETÖ'cü. Bak bu rezil, vallahi FETÖ'cü bu adam ya. Ne yaptı dayı? Abi sen FETÖ'cü musun? Dayı. Sen FETÖ'cü musun dayı? Canım, bizi çekme anlat. Dayı, millet bizi sanmasın. Anlat canım. Ben FETÖ'cü değilim. Anlat. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Hı. Sen çok büyük bir yalancıymışsın. Harbiden çok kolpa bir herifmişsin. Seninle tanışımı çok memnun oldum harbiden. Merhaba, İyi oldu. Ben Mükremin. Ben de Mahmut. Mahmut, memnun oldum. İyi bir insansın. Umarım o daireyi alırsın. İnşallah. Peki. Ne oldu? İlişkimize tekrar baştan mı başladık? Bu nasıl bir konuşmaydı şimdi başımız bu? Başımız yanacak gel. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şuradaki çocuklar seni sanki cebini yokladı daha giderken. Şu ikili mi? İçeri girin. Yani evet, sanki cebini yokladılar bir ona. Cebinde her şey yolunda mı? Telefona filan bak, cüzdanına bak. 835 dolarım kalmış. 200 dolar gitmiş. Sen 200 doları mı aldın benim? Gitmemiştir. Yok. 200 doları mı almışsın? Ya. 200 doları mı almışsın? 1000 dolar vardı cebinde. 200 doları mı almışsın? Hayır, almadım. Almışsın. Ama alacağım. Ne zaman alacaksın? Şimdi... 5 dolar bak. İşsizlik maaşı 10 tamam. Dolar yattı amına sikeyim, zengin oldum. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben sana açık açık konuşuyorum. Bak, ben paranın iyi. Vallahi bak, paranın bulmanın peşindeyim. Allah belanı versin, bak orospu çocuğum, birine zarar vereceksem sadece bana nasıl para kazanabileceğimi öğret, ben gideyim. Vallahi bak, başka bir şey istemiyorum ben senden be. Yeriyim be kardeşim buralarda. Los Santos'tayız yani. O zaman gel şey yapalım ya, taksicileri arayalım. Sen taksici olmak istiyordun, iş öğrenelim. Tamam gel. Şimdi telefonunu aç bakalım. Açtım. Taksiye tıkla. Gördün mü? Gördüm. Müsait ve müsait değil diyor. Müsait değil'e tıkla. Tıkladım. Orada Metin Yankı diye birisi var, gördün onu mü? Onu aradım zaten, açmıyor telefonu. Arama kardeş. Dur oğlum, arama dur. Aramıyor musun sen? Kusura bakma. Orada müsait ya da müsait olmayan birini bul ki işi öğretsin sana, ama kimseye para verme. Seni belki bir daireye falan kaydettirir. Taksicilik yaparsın, para kazanırsın. Ah, ben sana 150 dolar vereyim. Bir şey lazım olursa kullan, acil paran varsa. Üzülme diye veriyor. Yok ya, para ihtiyacım yok sen. Al, ah. Ah. Sen şaka mı yapıyorsun 31 dolar atarak? Yok ya, o kadar kalmış üstümde. Ben de yiyecek bir şey almıştım, özür dilerim. Tanıştığımıza tekrardan memnun oldum. Ben merhaba, Mahmut. Ben Mükremin. Sen otobot musun ya sen? O erkeğin niye canım, Mükremin, ben Mükremin. Ben... Her konuştuğunda sende restart atıyor bir şeyler. Hep böyle durmadan efendime söyleyeyim, farklı hep aynı konuşmalar, aynı tonda, aynı sözde. Bir senin bir mesela bir şey deneyeceğim. Şu arkadaki siyah aracın sahibi kim? Hangisi, sağdaki mi soldaki? Sen kimdin abi bu arada? Merhaba, ben Mükremin. Aynen amına koyayım. Bu böyle devam eder. Sana hayırlı geceler tamam, olsun Mükremin. Gel. Sen harbi vallahi şakalı yemin ediyorum taş şaklasın sen. GPS'i aç haritayı. Sana bir şey anlatayım mı? Bak bir şey söyleyeceğim, bana para ver, bana bir şey anlat. Oğlum açlıktan ölüyorum vallahi, bak yardım et be kardeşim be. Merhaba, ben Mükremin. Bu adam otobüs, bu adam Optimus Prime. Gel buraya, bir şey anlat. Çalışanın İsmi Uvu Kafe. Her hadi zaman bitiriz Uvu Kafe'ye. Tamam. Behmi, tamam. Behmi, efendim. Gel. Patronum nereye gidiyor? Görüşürüz beyler. Görüşürüz. Bunu gidip bir bisiklet alalım. Hadi, nerede be? Hepiniz... Nereye gidelim? Gel şu sol, burası. Bu taraf.
Ulan insanlar ne hayatlar yaşıyor. Sen burada içeride git pas pas atan buna koyayım değil mi? İnsanlar ne hayatlar yaşıyor bak. Oo orada kız aldı yanına iki tane de şey al. Hayırlı günler. Mükremin değil mi? Merhaba ben Mükremin. Tamamdır. Ben de Mahmut tanışıyoruz. Ömür oldum. Kardeşim bu arada ben size ciddi bir şey söyleyeceğim. Sizin bu arkadaki çalışanınız var ya bu kafayı sıyırmış. O çocuğu çabuk psikiyatriye götürün. Bak çok ciddi problemler çıkartabilir. Vallahi mekanı ateşe verir ben sana söyleyeyim. Şu dışarıda bak. Ben Mükremin diyen bak Autobot Optimus Prime Allah'ın rahatsızı. Bu problem ne yani bu? Bir takım sıkıntıları var bu çocuğun demek ki. Bu çocuğu psikoloğa götürmek zorundasınız yani. Mecbursunuz be kardeşim be. Anlıyorum abi. Kolay gelsin. Ben Mükremin. Kolay gelsin. Ben Mükremin kolay gelsin. Kolay gelsin benim. Ben Mükremin. Hayır. Sikerim ben Mükremin. Hayır. Şey, vedalaşalım. Hadi canım say. Hadi canım benim. Bana bazen geliyor. Hadi Allah'a emanet ol. Hey gel buraya gel. Memnun oldum. Memnun oldum. Bir şey de olursa eğer hani adam. Kim kalktı ya? Ne biçim sarıldı amına kodumu çocuğu. Ama alırsın. Ne dünyalar var be. Ne dünyalar var be. Kardeşim Şişko. Buradasın. Masasın. 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 Masa mıyım? Masasın ya. Buradasın ya. Camları kırmışsın. Ay ya ne etin var ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben taksicilik yapacağım. Rica etsem beni bir taksiciliğe götürsene be. Taksici nerede ya? İşaretle bakayım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben araba alacağım da. Pardon. Evet. Ne alacaktım ben tam olarak? Araç sürme belgesi var mı burada öyle bir şey? Ehliyet var işte ya. Anladınız mı lan oğlum az önce belediye binasında yarım saat. Araç oldu. Sürme belgesi abi araç sürme belgesi. Araç sürme belgesi ehliyet değil mi ya? Ehliyet. Galiba tamam. Ehliyet olarak iş. Bir tane almamız gerekiyor belli ki ondan. Ondan bir tane alalım yani. Ya hadi gidelim alalım ya. Lan bunu da hızını sabitlemiş biliyor musun Nathan? Tuşunu bulamıyorum ya. Şöyle. Buradım. Ehliyet alınmaya da girilmez. Bir şey de olmaz. Bakacağız bakalım ya. Gidiyon da içeri mi gidiyor? Tamam dur bakayım. Kanka sen bir baksa. Siz ne yaptınız ya ben gittikten sonra? Ya kanka içerideki daire alayım diyorum amına soktuğumu çocuğu 2000 dolar diyor ya. Ne amına oldu 2000 siktiğim. Doları? 2000 dolara daire mi kalmış ya? Yanında ortanca diyor 5000 dolar diyor. E dedim 5000 dolar verilmez dedim o kadar da daire. Diyor ki daireyi sat. Dairenin işlevi bile yok amına kodum. Araç bile çıkartılmıyor. Elmancı dedi bile öyle oturacağım kitapta bile yer yok ya. Ben öyle bana daire satacak ben oturacağım izleyeceğim. Dedim sal dedim ben en son. Bir tane de mekanı sıkıntılı bir çocuk. Salak saçma adamlar ya. Kanka bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Şakasız. Senin yerine bu arada sen gerçek hayatta da yavaşmışsın yani araç. Yani zaten yavaş sürüyorum bir de aracı da yavaş sürüyorum kanka. Lan yok hız sabitleyici açık bırakmış tuşunu bulamıyorum ondan böyleyiz ya. Yoksa ben hızlı da mıyım biliyor musun Mahmut'cum? Farkındayız o abi. Fark ederim ya. Şöyle dörtleri yakıp park ettik. Bence bizi bozmaz. Ne diyorsun? Burası iyi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hı? Şu ehliyet sınavında bir yardım et be. Senin ehliyeti sen bilen adamsın. Ben neyi biliyorum ya? Sen kanka, geçer not mu alamadın? Kanka. Ehliyeti vermediler açık konuşacağım. Harbi oradaki hanımefendiye de ben escort dedim. Onunla da bir kavgam vardı benim. Lan be. Yanlışlıkla soldakine geçeceğim de. Ama sen bir yardımcı et bana. Escort dedin ya. Escort da benziyor be kanka. Cıbıllak giymiş. Sikim kalktı harbi yani. Yanlış anla saygısızlık. Özelde konuşuyoruz erkek muhabbeti de. Yani ayıp yani. Kahraman nerede sana yardım ediyordu ya? Kim? Kahraman. Kahraman?
Karıma sattı be. Karıma kendi makarasında be. O da karıyı kızın içinde yani. Beni yürürken beklemiyor biliyorsun. Hep önden böyle yürüyor. Ya biz bekleyen adamlarız be. Biz kendi çabamızı, biz kendi paramızı bulunduyuz ya. Adamsın biliyor musun ya? Seni sevdim abi. Estağfurullah, estağfurullah kardeşim benim. Estağfurullah mal, estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Şimdi gir sınava, yeter not al ama dikkatli oku soruları. Zaten kolay, ben yardım edemem. Kadın duyarsa bizi kervana bağlar biliyor musun? Beni de ehliyetim alır. Sen benim kulağıma yaklaşsana. Sen benim kulağıma yaklaş. Yaklaşsam kulağına yaklaştır. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağılarda hangisini yapması yasaktır? Dinliyorsun değil mi? Dinliyorum, dinliyorum. Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimleri yüklü araçlar geçiş kolaylığı sağlaması. Kavşaklarda demir yolu geçişlerinde buralara yaklaşan öndeki aracı geçmesi. Kavşağa gelince varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yerler geçiş hakkını vermesi. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracı duyulur ve görülür işaretinin aldığı bu aracı kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerine yer açması. Kanka tamam da neyi tamam kanka söyle şık hangi şık? Şık ne? Ne şıkı? Kanka ben diğerlerini unuttum ya soruyu unuttum. Bir kere daha okuyayım mı sana? Mahmut'cum oku bakayım. Sübhanallah ya. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Evet. Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerini yüklü araçları geçiş kolaylığı sağlaması? Tamam. Kavşaklarda demir yolu geçitlerinde ve buralarda yaklaşırken önceki aracı geçmesi? Tamam. Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkı vermesi. Tamam. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur ve görülür işaretler altında bu araçların kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerine yer açmasın. Tamam. Sen oğlum hangisi? Şık hangisi şık? He ya Mahmut'cum bir şey diyeceğim ya. Söyle. Ben bir çikolata alıp geleceğim. Senin amına sokayım. Senin var ya amını götünü isteyim. Tamam al canım sen. Al az al az. Ben kendi başıma hallederim. Sen yemeğini yiyip otursana be kanka be. Geliyorum ben şimdi. Trafik ışığı olarak yerlerde... Trafik ışığı olan yerlerde geçiş ne zaman serbesttir? Yeşil yanıyorken ışıklı trafik işareti cihazının kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması beklenmekte olan sürücüye neyi bildirir? Geri dönmesi, motoru durdurması, harekete hazırlanması. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yüklü birlikte yolcu taşınırken aşağıdakiler hangisi yapılması yasaktır? Yüklerin bağlanması, yolcuların yüklerin üzerine oturulması bu. Aşağılardan hangisi trafikteki bireye yapılan hak ihlallerinden? Aşırı hız yapmaktan kaçınılması, geçiş önceden sahip araçlara yol verilmesi, trafikte sürücünün tek başına olmadığını düşünülmesi, engeli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerler park edilir. Bu mantıklı geldi. Engellilerin yerine park edilir yani ne olacak? Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır? Ananı sikeyim ya. Ani yön değiştirerek yayılan sürücülerin hangi... Sürücü... Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Ani yön değiştirerek yayılan şaşırtmaları. Aynen bunu yap, bu mantıklı. Park etmeden aşağıdan hangisi yapması zorunludur? Aracın uyarısı çıktığını yapması, aracın kapılarının açık tutulması, motorun durdurulması, frenin çekilmesi bu. Bir aracı geçerken hangisi serbesttir? Aracı hızlı sollamak için takip mesafesi düşünün. Sol çekip kapalı için sollamaya devam ederim. Sinyal vermeden sollama yaparım. Sollama yapmak için hız sınırını aşarım.
Hiçbir mantıklı gelmedi. Bunu işaretleyeyim bari. 80 kilometre hızlı şehir içi alanına yaklaşıyorsa ne yapılması gerekir? Hızlanırım. Yok. Eğer bir bir kavşakta sağ dönün aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Hızın azaltılması, dönüş işaretinin vermesi. Bir kavşakta sağa dönecek olan. Testi geçtim. Şişko! Geçtim. Vallahi geçtim. Ne diyorsun ya? Vallahi. Ben yardım etmeseydim ne olacaktı senin halin? Mahmut. Harbiden ya. O son kokonat yemeseydin ne olacaktı acaba? Ben bakalım. Çikolata verdim, enerjiyi sana verdim. Şimdi çıkarttırdın mı ama ehliyeti? Kart olarak aldın mı? Lan bu kadar belli etmedi ki dediğini ya. He? Şeyde geldi. Kart olarak verdiler mi ehliyet? Belge belge. Nerede belge? Gel aynı yerden gel. Diyeceksin ki hanımefendi merhaba. Oradan belgelerden... Hayır akşamlarınız olsun. Bizim bir tane kart vardı da ben... vergi çıkartmayı unutmuşum ya. Vergi çıkartmayı unutmuşum. Teşekkür ederim, hayırlı gününüz olsun. Verdiler, ver. Hayırlı o gününüz olsun. Ya. Senin de hayırlı günün olsun. O eskort dediğin mi? Sağdaki kırmızılı değil mi? Harbi mi diyorsun ya? Eskort o var ya, herkesi güler yüzü tebessümlü, bir tek bana suratı asık. Harbi mi diyorsun ya? Ayıp etmiş ama, bir şey diyeyim mi? Ya yapacak bir şey yok be. Yapacak bir şey yok be Tosun'um be. Bu senin kaderin. Kader olarak denebilir, kader olarak yaşanabilir. Ya yapacak bir şey yok be. Hep böyle oluyor biliyor musun ya? Hep böyle oluyor benim ya. Benim kahrolsun. Hep benim şey ya biliyor musun? Kadınlar hiç bana bakmıyor ya. Halbuki ton minnak bir kalbim var. Yemin ediyorum benim gibi musluğunu asla bulamazlar biliyor musun? Asla. Evet. Evet evet. Minnak ya her şey. Minnacık, dünya küçük be. Harbiden ya. Dünya küçük ya. Yemin ediyorum öyle biliyor musun Mahmut? Bak mesela yine karşılaştık. Karşılaştık, kader be. Dünya küçük be kardeşim be. Kader aynen, kader. Kader aynen. Yani şimdi bana kilolu diyorlar ama... Ya sen... Deri kemiklisin çok. Ben iri, benim kemiklerim iri ya. Ya iri. İri ya. Tabii Mahmut'cum tabii. Şimdi seni taksi durağından mı bırakayım? Sen bıraktın ya, dur ya. Gel bakayım yanıma. Ben arada sırada kafada gelgitler oluyor. Kusura bakmasın ta. Yok senin ya. Ne? Estağfurullah. Bir anda B12 eksikliği patlıyor da. Bir saniye. Amına koyayım. Evet, taksici nerede? Çok iyiydi. Ya ben taksici olacağım. Ben var ya %100 taksiciyim ha. %100 diyorum. Harbi mi diyorsun? Ha %100 taksiciyim ya. Biliyor musun? Artık bizi de götürür getirirsin bence Mahmut'um ya. Geçiririz ve yaparız bir şey. Hayır, sabit değil iki kere biliyor musun? Çok canım sıkıldı buna. Niye canı sıkıldı? Kanka bir şey söyleyeceğim, sen harbiden geçtin yani bütün sınavlardan değil mi? Tabi. Aynen. Kırmızı ışık ne? Tutulamıyorum biliyor musun torpidoda ya. Kırmızı ışık ne işe yarıyordu kanka? Ya ben bir şey diyeyim mi? Zamanın para olduğunu düşünüyorum biliyor musun ben Mahmut'um? O yüzden tehlikeli olmadığı sürece kırmızı ışıktan geçerim. Tehlikeli olmadığı sürece? Tabi canım. Araç yalnız çok hızlı geçiyor, buna nitro falan taktırma maazallah bak. Harbi mi diyorsun ya? Dikkatli olun yani. Bunu harbi fena dikkat edin ya. Ama ne yapayım, bulamıyorum ki, şunu bulamıyorum ya. Bu yara amarsın yani bu be. Aha. Mahmut'cum ya. Aynen. İkinci viteste kaldı araba biliyor musun? Motoru bartmadım, ikiye aldım.
Kanka sol şerit mi sağ şerit mi ya, karar vermen gerekiyor ya bir saatten sonra. Tabi tabi verdim bak, ortadan gideceğim. Yo onu yapma, onu yapma. Tamam. Bakın ben ikna oldum, görüyor musun? Osman'ı top. Bu yol bitmez ya. Çikolata var mı? Ne çikolatası? Ne bileyim, fark etmez. Çikolata olsun yeter ya. Sen lan ne çikolata? Şu kumarhane var mı şurada? Orası gazino, evet. He tamam, girmeyelim oraya ya. Harbiden param olsa girerdim, biliyor musun? Keşke be. Keşke de. Getirdik de burada kimse yok ya. Ha burada bir... Tamamdır. Ben Hüseyin abinin tamam. Yanına gidiyorum canım, çok teşekkür ederim. Tamamdır, görüşürüz. Sen benim numarayı aldın mı, sen benim numarayı? Ver hadi. Dur vereyim ben sana numaramı. Şimdi başına başına bir şeyler gelir. Benim en kötü beni şey yaparsın yani, ararsın. Tabi tabi ya şekerim. 510 ben. Evet. Tire 8734. Sen beni çaldır, ben sana dönerim, tamam. Osman abi. He. Mesaj atacağım, mesaj. Tamam tamam, mesaj atarsın sen. Fırat abi ne yaptın, iyisin Allah'a çok şükür. İyidir be kardeş, ne yapalım amına koyayım. Abi ben bir taksi kiralayayım. Eyvallah abi. Abi ben artık bu saatten sonra buralardayız be. Mekanın başındayız be abi be. Aynen kardeş. Tarrak marrak kol gibi yarrak var yiyen. O zaman işimize başlama zamanı geldi. İşimize başlama zamanı. İş merkezi. Taksi. Taksiye başvur. Hemen mesleğe kabul ediliyorum. Nasıl bir taşşak varsa artık. Hadi bakalım, bismillah bismillah bismillah. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım bismillah. Of. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım şanslı yüzüne. Şanslıyız. Masayız masa. Dolu ne işiyor, boş ne iş arıyor? Boş. Dolu boşu. Anladım. İşimizin başındayız misal, anladın? İşimizin başındayız. Sektördeyiz. Hadi bakalım bismillah. Alo. Alo, kolay gelsin, müsait miydiniz? Sabah akşam Sikem Taksi, hoş geldiniz. Af buyur. Sabah akşam Sikem Taksi. Hoş yok, geldiniz, ben buyurun. Ben taksi hizmeti istiyorum, öyle bir hizmet istemiyorum. Sikem yani Taksi tam... yani sabah akşam gelir size Sikem. Aa. Okey, motele bir taksi rica edebilir miyim? Tamamdır, konumuzu atarız, sizin yanınıza gelebiliriz. Konumuzu atarız, telefon numarası verin. Ha? Telefon numarası var ya burada. Ha, ona bir sana
Konum at, konum. Konum, tamam atıyorum. Tamam, hayırlı akşamlar olsun hadi. Ne diyorsun ya? Hayırlı akşamların olsun, hayırlı akşamların, hadi bekliyorum sağ ol, dedim. Sana da sağ ol, sağ ol. Manyak mıdır nedir amına, herkes bizimle uğraşıyor ya. WhatsApp'tan yaz. Sıkıntı ne? WhatsApp'tan yaz. Görüm gözü. Burada konuşmayı düzenleyeyim de. Kişiye. Gürüzü. Şişko. Kişi kaydet. Alo, sabah akşam sikem taksi mi? Şaka şaka, öyle bir taksi yok. Taksi desen yeter. Tamam, taksi zaten koydum. Gençlerle şaka yapıyorum. Yanlışlıkla aradım, atıyorum konum. Motel olarak tam direkt motel, motelin kendisi motel, mi? Motel, motelin kendisi ya. Tamam hadi gel. Tak kendisi. Tamam hadi kapat. Hadi bay. Kapat. Heh. Tüh be ya. Geçtik, yapacak bir şey yok. Oo, olay çıktı. Vallahi olay çıktı. Canım nasıl etraf karıştı ya. Hiç şaşırmadım. Ayakta sikti bizi. Yalandan sikti bizi. Tövbe estağfurullah. Kaç yaşında adamız? Alo. Ha, selamun aleyküm Mahmut Bey. Kolay gitsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Hadi gününüz olsun. Kolay gelsin. Neredesiniz? Şu an şeydeyiz. Şive komedisinin yapılmadığı bir yerdeyiz. Şaka mı yapıyorsunuz kardeşim? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Yok, taksi çağıracaktım da. He, kusura bakma. Tamam, biz neredesin tam olarak? Ben havalimanının orada. Havalimanı. Sen bana konum atabilir misin bu telefon numarasına? Konum atabilirim. Tamam, bunu atayım da. Tamam, bunu at. Sen bunu at. Ben seni almaya geleceğim. Tamam? Tamam. Tamam, hadi. Hadi güzel olun olsun. Hadi görüşürük. Hadi. Görüşür ruh mu? Ya nereye bu adamlar, nereli? Kim Los Angeles'ta değil sanki. Çayırlı'dayım ya. Rize Çayır'dayım sanki ya. Ne bu ya? Taksimetreyi açacağım çıkmadan ya. Rahma taksimetreye çıkmadan açacağım. Müşteri biner öyle taksimetreye açarsın. Bir de bana chat'te şey diyor. Abi abi X'e bas. X'te bir şeyler çözülüyor. Amına kodum meta oluyor meta. Senin söylediğini adama söylersen meta oluyor kardeşim. Gelmiş bir de alkışlıyor. Bizim dediğimizi diyor, niye yapmıyor diyor. Bilmiyor çünkü karakterim. Niye yapayım ya? Manyak mısın ya? Bir de chat'te gelmiş bana argo konuşuyor. Amına kodum niye X basmıyorsun? Yazıyoruz diye chat'e falan yazıyor. Şıkları söylüyorlar bana. C diyor. B yapınca ben niye C dedik ya diyor falan. Oğlum meta bu, meta. Bu yanlış. Bunu yapmamam gerekiyor. Bu da bir konum atmada. Amına sokayım. Mahmut Bey. Mahmut Bey buradayım. Ah! İşte bana bunlarla geldi ya. Sen bizi ne zannettin be? Tamamdır, geliyorum. Yoldayım. Şöyle de Red Bull'umu da çekeyim. Sabaha kadar taksi süreriz amına kodumun. Yapıştır yeğenim be. Ey yavrum be.
Şehir yıkılıyor ya. Deprem zedeler. Red Bull kanatlandırır. Dur bakayım radyoda neler varmış. Değiştir. Yine aynısı. Sokayım. Neredeyim diye yolun ortasında durmuş amına kodum sala. Yolun sol tarafta. Amına kodumu patladım. Oh. Gözüm yaşardı. Selamun aleyküm Mahmut Bey mi acaba? Evet buyurun. Müsaadınız kız Mahmut Bey. Salak saçma sorular sorun burun bir. Tamam biliyorum. Kolay gitsin. Nasılsınız inşallah iyisiniz. İyidir Allah çok şükür. Gideceğiniz yer burası mıdır? Doğru yere mi gidiyoruz yani? Nasıl yani? Yok burada bineceğim. Gideceğim yer mi? İşaret ediniz mi gideceğiniz yere? Hayır. Ben sana ya motele tüksene. Tamam gideceğiniz yere işaretleyin siz. Öyle mi işliyor sistem burada? Sistem burada böyle işliyor. Ama yani şimdi... taksiciyiz yani biliyor musunuz? Yanlış anlamayın da bilmek lazım yani. Kardeşim biz de Los Santos'a yeni geldik o zamanlar öyle yani. Yani estağfurullah ama taksici olmuşsunuz yani. Ama artık yani eski çağda... Ama yani... Tamamdır ben kendi müşteri açayım çıkmayayım. Ben tamam. Müşteri içemiyorum. Her çık müşteri falan içemiyorum. Yürüyerek gidersin madem her yere gidiyorsun. Ama çok gider. Uzak. Tamam özür diliyorum. Germeyin yani sabah akşam ya. Eşimi siktiler zaten. Nasıl yani ya? Karımı siktiler ya. Karınızı direkt. Şaka. Genç espriler yapıyorum. Hadi başlattım taksimetreyi bakın. Hadi bakalım Şetis senden bereket Allah'tan. Ama benim çok param yok. Yapacak bir şey yok. O zaman taksi değil, yürüyerek gideceksin. Kardeşim taksici arıyorsan bunun bir sebebi var yani. Kaçtan başlıyor bu taksimetre? İşte bakalım 10'dan başlıyor, 20 oluyor, 30 oluyor, küsürler. Çarpılıyor be, çok da abartılıyor. Dolar hesabı değil mi? Yaparız canım şimdi, neredesin sen? Ben Ankara'lı. Türkiye'desin değil mi? Ha, Türkiye'de. Sana tamam yeter bu 2000 burası yazıyor zaten dolardan kurdan hesap ettiğinde zaten burada inmen gerekiyor bu kadar. Tamam sağ olun hoşça kalın. Şaka be kardeşim ne alıntı adamsın gel şuraya gideceğin yere kadar. Bırakır mıyım seni yolun üzerinde ya. Ama Mahmut Bey çok gerginsiniz. Sen benim hemşerimsin ben senin para almayacağım ben senden. Dur bir telefon çalıyor canım şurada bir kenara çekiyorum. Bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim aracın anahtarı versem sen sürsen olur mu be? Olur. Amına koyayım yavaş sürsenize şu araba. Ne yapacağız ya? Sağa çek sağa. Yavaş alo, hayırlı ya. Akşamlar. Bu kardeş. Üstüne mi merhabalar. Atlar? Hayırlı akşamlar olsun. Bir kaza oldu ben sana döneceğim. Sen bir kapatsana. Kapat. Ya kardeşim bak bağırıyorsun hem de arabaya vurursun. Böyle araba mısın? Arabaya, sırada yanında. Kör önünde tamam, gözünü görmüyorsan. Kulaklık ne orospunun çocuğu. Kulaklık ne amını siktim yine. Araçtan indir adamını sikerim vallaha ha. Çekil. Arabadan in. Amına koydum bu çocuğu seni. Çekil. Orospu çocuğuna bak. Amına koydum ben. Arabanın amına koydu ya. Şöyle sen gel ben sana anahtarı vereceğim. Gel sen gel. Tamam. Bir bakalım araca. Bilmiyorum. Sen gideceğimiz yere kadar sür ben sana anlatacağım olayları. Tamam. Karın olarak mı abi? Sen sür. Bir dakika bunu nasıl çalıştıracağım bulamıyorum bir saniye. Anahtarı verdim oğlum. Sen taksici sen araba sürmeyi de bilmezsin sen. Abi yok benim ehliyetim de yok ki. Vay amına koyayım böyle hayatın ya. Tamam sen bana anahtarı ver madem ben süreyim. Tamam ben sana... Emanet araba orospu çocuğu bir özür dilerim de bir in araçtan. Kıvrık saçlı yanındaki kız arkadaşını şimdi götünden sikeyim. Tövbe estağfurullah. Oğlum ağzımı bozduracak beni. Var. Ne var? Abi kapı... Yapacak bir şey yok yani. Sanayiye gidiyoruz. Gel bin. Sen bin kardeş. Tövbe estağfurullah.
Abi telefon. Alo. Alo Mahmut Bey, merhaba. Hayırlı günleriniz olsun efendim. Teşekkürler. Kusura bakmayın, bir kaza geçirdim az önce de, o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Çok özür diliyorum. Yo, ben daha yeni aradım. Ha tamam. Buyurun. Bu hastanenin oradayım da, bir taksi gerekiyordu. Hemen getiriyorum şimdi. Bir tane taksi. Tamam. Tamamdır. Ha, tamam. Hayırlı günleriniz olsun. Dikkatli kullanın lütfen, tamam. Abi sizin kendi... Tamamdır. Sen ne oldu kardeşim, sen söyle. Ha, sizin dükkan neredeki ne? Ya bizim dükkan yok be kardeşim. Yalandayız, kurdadayız amına koyduğum. Abi sen korsan değilsin değil mi lan? Ya korsan taksiciyiz şimdi. Yalan olmasın şimdi. Korsan taksici hemşerimsin diye bedavaya bırakacağım seni bir yerlere. Abi. Sen bana hastane nerede? Tam biliyor musun hastanenin yerini? Ha biliyorum, biliyorum. Ben dün oradaydım. Sen ama sol sağ desene bana. Sağ. Tamam. Tamam, devam et abi. Tamam, sen devam ediyorum. Sen devam et. Tamam, düz devam et buradan abi. Tamam, dümdüz mü? Dümdüz devam et abi. Tamam, hiç bak bırakmıyorum. Elimi yok, hiç bırakma. Sol, halde sol, sol, sol. Mahmut abi biraz çizildi. Ölür epeyce yapmıyoruz mu? Tamam, bir sen. Of, heyecan yaptım biliyorum. Pintan bin. Elim ayağım boşaldı ya. Uff. Vallahi elim ayağım boşaldı. Abi hastaneye gidiyoruz ya zaten. Orada baktırız kandillerini. Annen dönünce oldu değil mi? Kusura kalma ya. Ama sen sol dediğinde hiç dedin. Vaktiyle diyeceksin yani bunu. Ben sana önceden pardon söylüyorum be kardeşim. Ehliyetim yok abi. Heyecanlanıyorum öyle. Ya ehliyetin yok da kardeşim. Bu ehliyetle alakası yok be. Ehliyetle hiç alakası yok. Bu yazıyor değil mi? Kırmızıda durunca da yazıyor taksimetre. Yo yo, onu dedim ya, senden bir şey almayacağım ya. Harbi mi diyorsun abi? Hadi. Tamam, burada bıraktım, bundan sonrası sende artık. Tamam, ben buraya gelmeyecektim ki. Ya ama bedavaydı, buraya kadar geçiriliyor ama şimdi. Aa, yani. Tamam. Bedavaya geliyorsun. Canımsın, canımsın. Mahmut abi kaydettim ben sana. Tamamdır canım benim, tamam. Tamam. Sendeki ama sen böyle sürürsen araba çok dur. Merhaba. Sen mi çağırdın canım? Mahmut Bey. Heh canım, gel gel. Okey tamam, geldim. Kardeşim canına dikkat et. Uber'den değil mi? Tamam. Uber'den. Evet, belediyeyi. Bir dakika. Tamam, işaretleyin şey lütfen. İşaret. Bir arkadaki hanımefendi bir şey dedi ama. Rezervasyon yapalım en kötü. Taksiyle araçla gidelim mi? Aleykümselam Kadir, tamam, kart 5. Ne yapıyorsun? Tamam, tamam, bırakınız, bırakınız. Tanıdık bunlar. Tanıdık bunlar, gelebilir. Hepiniz binin, hepiniz binin. Sıkıntı yok. İki kişilik daha arkada boş yer var. Maskeniz varsa maskenizi takın, gelin buyurun. Araçla gideceğiz sanırım değil mi hocam? Taksiyle gitmeyeceksiniz. Tamam, Ayaz gel. Ha okey. Ama ya burada boşu boşuna taksimetre yazıyor yani. Böyle laf oyunları yapmaya gerek yok. Yasın, yasın. Tamam, ben geleyim, ben geleyim. Tamam. Ya sen hayır hayır. Gelsin, gelsin. Lütfen. Hayır, ben müşteri kabul etmiyorum. Ben müşteri kabul etmiyorum. Benim arkadaş. Mahmut Bey, arkadaş benim ama. Alalım arkadaşları. Rica ediyorum. Ama ediyorum, ben müşteri kabul etmiyorum diyorum yani. Bu yani bu şahsi bir taksi efendim. Nasıl şahsi bir taksi, nasıl oluyor? Şahsi, bizzat bana ait olan bir taksi istemiyorum yani müşteriyi. Müşteri seçme hakkımız var. Ben Ayaz Bey'le mesela aynı yere gideceksen, benim arkadaşımsa onu alıyorsunuz, beni almıyor musunuz? Hayır. Şey, beni alıyorsunuz, o başka konunun hikayesi olsun. Ayaz, sen nereye gideceksin? Ben Uvu'ya gideceğim. Yakın bir yerde misiniz? İkiniz de yakın yerlere gidiyorsanız ben bak, belediyeye gideceğim. Karşıyaka'ya geçeceğim ben. Karşıyaka'ya geçeceğim. Değişim saati var, hadi. Tamam, Mahmut abi. Sizin olmadı, biz tekrardan çağıralım o zaman. Biz tekrardan ben çağıralım. Evet, tamam, abi, ben belediyeye abi gideceğim. Daha... Okey. Tamam. Mahmut abi, galeriyanın oradan geçer misin? Kolay gelsin. Arkadaşlar. Kızdı kızdı, giderim ya. Ben çıkarmasın şimdi. Abi istifa mı ettin, ben anlamadım ki. Ben de anlamadım. Kardeş sen nereye gideceksin? Ben belediyeye gideceğim. He, ben de galeriye gideceğim. Kardeşim benim psikolojim bozuldu, ben taksiciyi bıraktım, hepiniz hayırlı günleriniz olsun. Artık koşarak aynen gidiyorum nereye gideceksem. Benim psikolojim bozuldu. Ben psikolojim, benim sıkıntılarım var, benim problemlerim var. Benimle uğraşmayacaksın işte. Ben tamam dediğimde bana tamam demezsen, ben sıkıntılarım var yani benim. Tamam diyeceksin bana. Bana tamam diyeceksin. Abi tamam. Bu kadar basit. Ya sıkıntılarım var, problemlerim var diyorum. Israrcı abi abi abi. Abi sıkıntılarım var, abi şey yapacağız. Abi müşteri almayacağım, abi abi. Abinin götünden sikeyim. Bağırta bağırta götünden sikeyim. O abinin göçünden sikeyim abini. Yeter ya. Çektim abi abi abi. Abi abi abi.
Şuradan bir tane taksi arayayım da beni alıp gelsin bari. Oo. Bir boni bon aşığı daha. Hiç şaşırmadım. Benden başka taksici yok ki. Amına soktuğumu koş koca memleketinde benden başka taksici yok. Kendi kendimi mi arayayım? Sonuçta taksici o. Aradım, kendi kendimi bırakacağım şimdi gideceğim yere kadar. İş yine başa düştü. İş yine başa düştü. Bir soluk aldım kendime geldim, kusura bakmayın, atak geçiriyorum da. Estağfurullah abi. Müsait olduğu bir zamanda lütfen bir doktordan da ben bir rapor alayım, bir depresyon hastalığına. Olur abi. Tamam, çıtır çıtır baş. Tamam okey, ben bineyim mi? Buyurun binin, tamam, buyurun. Okay. Tamam, gideceğiniz yeri de işaretleyin. Belediyeye gideceğim. Tamam bir dakika. Arelen oradan geçeyim mi? Şurada. Sonra galeriye geçeceğim zaten. Hay Allah. Tamamdır. Siz doktordunuz değil mi? Ben mi? Siz doktordunuz değil mi? Yok ben memur. Polis memuru. Ben çalışmıyorum abi. Kardeşim benim bu depresyon hastalığı için randevu almam gerekiyor ya. Benim atak geçiriyorum ben. Ayazlar halleder, başarılı doktorlar onlar. İnşallah inşallah. Ben gitsem orada var bir tane psikolog var. Hastaneye gideyim inşallah. Psikolog var mı? Var var, hastanede var, dün baktım ha. Mahmut Bey bu stres sizi yok eder bu arada. Evet, ya hanımı kaybettik ya. Hanımı yeni kaybettik de. Neyi kaybettiniz? Yavaş yavaş. Yol orası mı? Yol orası. Amına koduklarım. Ha oldu ha. Ha tam oldu tam. Onda kameralar çekiyor etraftaki ya. Problem değil. Karısını sikirdi. Nasıl yani? Öyle dedi bilmiyorum. Karımı siktiler dedi. Öyle ya mi bu, Mahmut Bey? Ya bu genç nesil o kadar terbiyesiz oldu ki artık. Valla. Akıl sır ermiyor be gülüm be. Sen de biliyorsun. Polis memurusun senelerde, kaç senedir bu gençlerle hep böyle, nedir bunlar böyle salak manyak böyle it kopuk işler, kedi kanı, med kanı falan içiyorlar ya. İzliyorlar o bir de bu... Kedi kanı olayı Uvu Kafe'de duyulmuş, ben 5 kişiden duydum şu ana kadar ya. Ya manyak yayıncılar izliyordur insanlar, garip böyle Twitch denilen bir platform mudur, mor bir tane manyak herifleri izliyorlar. Hiç duymadım. Deli herifleri, kafayı sıyırmış hepsi ya. Yapıyorlar ki. Ya işte FETÖ'cü işler ne olacak işte, anlatıyor diyor. Çocuklar izliyor falan, çocuklar da bunlara para atıyor. Milleti sikiyorlar ayakta, kandırıyorlar, ne yapacaklar. Kaç para mesela? Haa geçin yanda, geçin artık. Hiç bilmiyorum ki ben gülüm. İnsanların beynini yıkıyorlar abi ya. Ya insanların beynini yıkıyor abi, birbirini izliyorsunuz işte Twitch diyor. Buradan sol yapın, diğer taraftan giriş. He tamam dur, giriş öbür tarafta mı canım benim? Aynen. Dur ben biraz çevirerim, tamam kusura bakma. Dalgınlığıma şey, geldi, hakkını helal et. Trafik, helal olsun, helal hoş olsun. Bugün eşinizin muhabbeti nedir peki? Öyle bir şey var mı? Eşinizin bir rahatsızlık olayı mı oldu? Garip bir olay işte, öldü. Allah rahmet eylesin, öldü yani kendisi. Allah rahmet eylesin. Ben burada bırakayım yoksa içeri kadar gireyim, yok, burada giriş ben, yok çünkü. Yok, burada durun, ben bir rozet teslim alacağım, ondan sonra tamam, galeriye tamamdır geçeceğim. Canım, tamamdır canım, tamam. Hadi bekliyorum. Bekleteceğim. Canidir. Sen niye kaynak yapıp bindin? Sen niye yer kaynak? Galeriye gideceğim de param yok, hazır bu yanağa oturmuşken kitleyeyim dedim. Sen beleşe alışsın, bekle amına koydum taksimetresinin parasından değil, senden alacağım, bekle. Abi ne olur yapma la, 5 kuruş param yok la. Niye 5 kuruş? 5 kuruş paran yoksa niye biniyorsun o zaman gülüm? Arkaya bindim, öyle bir sildim öderdim. Valla şimdi seninle bizim bir geçmişimiz var abi. Tövbe estağfurullah ya. Ama abi bir şeyler yaşadık seninle, böyle şey olur mu ya? Yaşayın gülüm be, yaşayın yaşamasına da, bu nedir be kardeşim be? Galeriye niye gidiyorsun? Orada bisiklet alacağım, bisiklet satmıyorlar orada, galeriyacı var bir tane. Hani paran yoktu amına koyayım? Bisiklet alacak kadar var. Şimdi sana taksiye metre verirsen bisiklet alamam. Sen de haklısın ki, sana da bir şey denmez. Sağ ol abim. Abi sana kendimi çok yakın hissediyorum, sen benim bundan sonra özağımsın. Harbi mi? Harbiden he? Harbiden diyorum ya. Tamamdır canım. Galeriye gidebilirsin. İşaretle canım, gideceğimiz yeri işaretle hep. Navigasyon tamam, sistemi be. Sistemden tabii hep böyle çalışır. Canım diyorum ama rahatsız olmuyorsunuz değil mi? Estağfurullah canım. Estağfurullah. Kaç
Kardeşim sayılırsınız hepiniz. Galiba buydu. Ben bayağıdır yoktum da. Bir 4-5 aydır. Vay 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 vay. E bir, ne oldu şimdi? Polis mi oldun sen şimdi? Yok ben zaten polistim. Rozet alacağım falan bilmem ne dedin. Rozeti teslim aldım. Bir 4 aydır meslekte değilim. Ha, ne oldu? Neredeydin? Hawaii'deydim ya. Bir yavaş yavaş. Oryantasyonu vardı da. Ha. Onunla alakalı işte böyle bir. Ey maşallah. Orada ey eğitim maşallah aldım. E şimdi annendir babandır falan özledir seni be. Yani aileyle çok bir bağlantım yok maalesef. Aileyle bağlantı olacak ama yarası. Aileyle mecbur olarak bağlantı olacak ama. Aile özlenir be. Aile özlenir. Aile her zaman özlenir yani. Tabii tabii. Tabii. Aileyle bağlantı olmasa ne yapacak yani? Kim soracak? Annenden başka. Oğlum şimdi sen polis adam olmasan, cebinde 5 kuruş paran olmasa. Şimdi kim sever seni? Tabii. Anneden başka. E tabii yani. Şimdi anne yüreği beni, be. Beni kimse anne sevmez. Anne yüreği be. Tabii doğru. Tabii. Anne yüreği. Öyle çok şey sizde yapmayın. Sizde tam yani bir aile babası rol modeli var bu arada. Çocuğum çok vardı zamanında. Böyle. Çocuğum vardı zamanında. O da öldü. Başınız abi sen çok acıklı hikayelerin var senin. Kurban olurum sana ben ya. Öldüler. Vay amına koyayım. Ben size ödemeyi nasıl yapayım? Torpidoyu mu? Torpidoyu bırakabilirseniz güzel olur. Okey. Torpidoyu bırakın. Ben zaten torpidodan alırım. Mahmut abi borcum ne ver? Senin borcun ödendi. Senin sağ borcun abi, ödendi. Senin borcun ödendi. Arkadaş ben şey yaptım ya, problem değil. Teşekkürler Mahmut Bey. Kolay gelsin. Dikkatlisin. Oldu mu? Tamam. Sen kaç para verdin? 76 değil miydi? Ha canım dedim fazladan da bırakma gülüm diyecektim ya. Fazladan bırakırsan şimdi anasını fazla verme parayı diyecektim. Gülüm seviyorum seni. Hadi polislik tamam, memurluğum. Hadi Allah'a emanet olun gülüm. Hadi çok yaramazlık yapmayın. Teşekkürler. Şimdi şurada bir sigara içeyim bir kendime geleyim ya. Ooo Zadi canım hoş geldin bakalım ya. İki bir şey içeriz. Atmayalım bana. Yok araç satıyor da bisiklet satmıyor. Şurada ben bir sigaramı içeyim ya. Kendi şu. Aa dur aman gülüm. Taksiyi şeye bıraktım da biraz ileri alayım isterseniz şöyle. Bisiklet satmıyorlarmış abi. Evet, alo. Alo, hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın, bir kazanın içindeydim ya gülüm. Neden kusura bakayım? Hayır, siz kusura bakmayın. Evet. Evet, yani taksi arıyorsunuz o zaman, değil mi? Hayır. Beni niye aradın o zaman? Çünkü taksi arıyorum. Hahaha, ne kadar komiksin. Siktir git, bir daha bu numarayı arama, kapattım. Bana soktum bir de taşak geçiyor. Merhabalar. Aracın sahibi siz misiniz? Evet. Kaldırıma park etmişsiniz. Bir saniye şu telefonu uçak modunu alayım. Kusura bakmayın bir telefon. Estağfurullah. Evet. Evet kaldırıma park ettim. Duyarsız. Ben aynı sırada engellilerin yerlerine park ediyorum. Özellikle. Engeller oradan kalksın diye. Kardeşim işim vardı 2 dakika bir sigara içip çıkacağım be. Kimi rahatsız etmiş? Trafik yok zaten. Senin ne alakası var yani? Yani beyefendi ben size böyle çıkışmadım farkındasınız değil mi? Kardeşim ben depresyon hastasıyım. Benim ruhani sıkıntılarım var. Karımla çocuğum kayboldu. Kaybettim yani. Vefat etti. Sinirliyim. Çok kötü bir gün geçiriyorum. Çok özür ben senden özür dilerim. Kalbini kırdıysam, kırıcı bir söz söylediysem ben senden özür dilerim. Hakkını helal etsin. Şöyle ben hani sizi şeyden dolayı söylüyorum hani ben şu an bir şey söylemiyorum da hani bir polis görür ya, aman iyi misiniz? Kan şekerim düşüyor ben de kusura bakma. Ver, sandviç vereyim mi? Yemek yediniz mi? Beyefendi? Yok bir sigara kaldı mı? İyi tamam. Dediğim gibi bir polis görürse size hani ceza uygular o yüzden size zahmet hani olacak ama içeriye en azından park edebilirseniz. Sizin için en azından daha iyi olur. Sen bizi ne zannettin be? Sen bizi yeni mi zannettin? Az önce polis memurunu bıraktım. Giderken polis memurunu bıraktım. Doğrudur. Ama sen çok kaliteli bir adamsın. Değil mi? Sağ ol. Sen harbiden çok kaliteli bir insansın. İyi çalışmalar dilerim size bu arada. Estağfurullah. Şöyle bırakayım hadi. Vallahi kalbini kırmayayım hadi.
Kaliteli çocuk ya. Vallahi kaliteli çocuk. Kaliteli çocuk da. Kaliteli çocuğu götünden sikerler yani. Anladın? Bak. Sen bir şey söyleyeceğim. 100-100 eminsinim, o beyaz zahiri kesinlikle satılı değil yani. Yok beyefendi, satılı değil. Şuradaki beyaz zahiriyi satmayacağım. Bak vallahi bak, motosiklet, araba, orospu köyüm hiçbirini istemiyorum bak. Sadece şu beyaz zahiriyi halı diye koyacağım evimin ortasına. Başka hiçbir şey yapmayacağım ben. Abi keşke yapabilsek beyefendi. Gerçekten sizin kadar istekli başka hiçbir insan görmedim. Keşke yapabilsek. Keşke bu satabilsem bunu. Ama bunu... Telefonunuz çalıyor. Kapattım ya. Çok önemli değil. Sizin kadar önemli değil şu an. Teşekkür ederim. Abi bir şey söyleyeyim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Abi bir de iş arıyordum da ben. Onun için de gelmiştim de. Neyse ben bir konuşup geleyim abi. Sana da rahatsızlık vermeyeyim. Tabii bekliyorum. Alo. Alo. Ben sizi daha önce hiç aramadım. Taksiye ihtiyacım var da. Aa, daha önce beni hiç aramadıysanız, taksiye ihtiyacınız varsa o zaman ben sizin yanınıza geleyim. Siz bana konum atın o zaman. Uyar mı? Bu motel var ya, motelin oradaki kıyafetçinin oradayım. Bakın, bakın efendim, bana öyle konuşmayın. Bana konum atın mesajda, ben geleyim. Konum tamam. Yani cami arkana sağ sol diye direkt at bana. Tamam, birazdan gönderiyorum. Tamam. İyi günler. Ben bekliyorum, tamam? Tamam, ben de tamam. Bekliyorum. İyi günler. Tamam. Tamam. Kapat artık. Kapatamıyorum. Tamamdır, ben kapatayım. Hayırlı gecelerin olsun, hadi. Bekle. Abi bu arada tekrar... Abi bir şey söyleyeceğim. Abi. Efendim? Abi bir şey söyleyeceğim. Olur da günün birine müsait olursun. Hani baksın ya, şu an zaten bir sürü elemanım var da. Hani bir iştir, ıvırdır zıvırdır. Hani... Ararsan ben varım, var haberin. Var abi. Tır sürebiliyor musun? Sürürüm abi. Tamam. Almayacağım. Efendim abi. Hayırlı olsun. Satış görevlisi olun. Teşekkür ederim. Sen de artık personelimizsin. Harbi mi? Evet. Yapma ya. Mukan bütün her şeyi sana baştan aşağı her şeyi anlatacak. Tamamdır. Bir miktar müşterim var abi. Taksicilik yapıyorum. Hemen bırakıp geliyorum abi buraya. Tamam. Tamamdır. Abi çok teşekkür ederim bu arada. Allah uzun uzun ömürler versin, sağlıklı zamanlar versin ya. Duruma göre bakacağız canım. Ne kadar başarılı olup olmadığına. Tamamdır abi. Abi bir de sudur, yemektir, ıvırdır, zıvırdır bir şeyler de varsa. Valla bende bir tane çikolata var. Al bakalım çikolatayı. Kendi burada bende bak, bir kahve ısmarlayayım biraz daha. Bro, onu koyayım. Çok güzel. Adam daireyi alamadı diye daire olan yerde işe gitti ya. O daireyi almadan iki bir yere gitmiş. İkisini hadi artık. Abi hemen geliyorum ben. Tamam. Dur ben senin şeyleri başlatayım. Bu maaş kısmını falan başlatayım. Sen bana bir kimlik numaranı versene bakalım. Abi ya yapma be. Şimdi şey verebilir mi? Şimdi ver, çünkü ben bir anda uyumaya gidebilirim, hiç haberin olmaz. Ya ama bak, bunu yapma işte abi, bak böyle olmasın ama yani. Bir bak, anda bu, böyle tak. Bu... Rauf abinin en son League of Legends'ta bu lafı söylüyordu. Bu var ya, bir kere aynı lafı söyledi. Tamam abi, sen vereceğim. Alayım bakayım. Abi numarayı söylüyorum. 18-28
Telefon numaramı söylüyorum abi bize. İhtiyacın olur. Telefon numaramı söyleme, dur. Neden söylemeyeyim abi? Abi iş almayacaksan söyle be. Vallahi abi. Abi harbiden tamam. Aldın ya abi. Tamam. Eyvallah, çok teşekkür ederim abi. Şimdi telefon numaranı da alayım ben senin. Alo. 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 Selamünaleyküm. Taksi. Evet abi, azıcık geleceğim birazdan. Bir 2 dakika bir kapat, ben seni döneceğim sana sonra. Hadi bir işim abi, var şu tamam. An. Abi 510. Tamam. Tire abi küçük çizgi yani. Tamam. 8734 abi. Ben senin ismini sormadım. Mahmut abi. Mahmut Van Dam. Tamam. Canımsın abi. Mahmut, sana ben bir tane de hemen şöyle bir mesaj attım. Aç abi. Ne yazdın abi? Direkt Yakup diye bir tane mesaj attım. Haberin olsun. Tamamdır abi, tamamdır. Tamamdır tamam, abi. Ben hemen şeyi de şimdi senin avukata da gönderdim kimlik numaranı falan. Bütün işlemleri de başlatacaklar. Maaşları da yatmaya başlar. Abi benim kıdem. Vereceğim şimdi. İyi buyurun beyefendi, nasıl yardımcı olabilirsiniz? Abi ben müşteri almaya gidiyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yakup Kral. F11'de de sıfırlayayım da şimdi bütün milleti geçirmeyelim ya. Bakalım ya. Az önce beni kim aramıştı ya? Favorileri geçmiş. Alo. Alo, siz müşteri arıyordunuz değil mi? Ha, taksi lazımdı da çözdük ya sorunu. Ha tamam, tamamdır o zaman. Tamam, kusura bakmayın. Çok valla şeydim ya, çok doluydu, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ya, sıkıntı yok. Valla çok hakkınızı helal edin ya. Yok, hayırlı yok. Günleriniz olsun. Özür dileyerekten de tekrardan. İyi günler dilerim ya. Taksi yine lazım olursa ararız ya. Tabii. Ambulans, pardon, size demedim. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, iyi günler dilerim. Hayırlı günleriniz olsun. Amına soktum, bir de küfür ediyor. Güzeline vakit de var ya. Sıra geçiyoruz işte insanlarda be, ne yapayım. Dur şu radyoyu açayım mı? Öldürdüm sizi, yaşam tamam. Kapas ya. Kapas. Amına koduma. Acıklı şarkılar sağda solda. Hadi bismillah bakalım. Gidelim de bir motelin önünde bir sigaramızdır, bir muhabbetimiz, bir sohbetimizdir efendime söyleyeyim. Yanlışlıkla geçtim efendim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Dalmışım ya. Dalgınlık insanlık hali. Bugün de çok yoğunluk. Değişim saatiye biraz acele etmeye çalışıyoruz. Çok özür dilerim. Aracınızın kapısına ne olmuş beyefendi? Kapısı yoktu ben aldığımda da. Yaptıramadım. Şimdi işte onun parasını topluyorum. Yaptıracağım inşallah ya. Yaptırın ya. Hatta eşlik edeyim ben size. Ya çok güzel olur. Valla bir galeriye kadar gidersek ben de sizi takip edeyim. Buyurun, takip edin lütfen. Tabii. Gece yine başımıza belayı alalım valla. Şimdi de sikeceğim hanımefendi. Şimdi bunu yaptıracak para var mı bende, ben bilmiyorum mesela. Ben bunu nasıl yaptıracağım mesela bilmiyorum şu an, gerçekten bilmiyorum. Hayırlı akşamların olsun. Ben taksi çağırmıştım ama ilk defa tamam. Gelmedi bir türlü. Hala bekliyorum. Hay Allah ya. Siz kimi çağırmıştınız? Taksi? Bu numaradan aramıştım. Tam bu numara mı? Eminsiniz? Evet, tam olarak bu numara. Geleceğim ben. Ya bizim kaput var. Sen mekaniğe kadar gelebilir misin? Kapıyı tamir nerede diyorsa oraya kadar gel. Ondan sonrasını ben seni bedavaya bırakacağım. Tamam, hangi mekanik? Ben sana söyleyeceğim.
Tamam, bekliyorum. Tamam. Gidiyoruz şu an polis bey ile birlikte. Tamam. Polis bey beni bıraksın. Ben sana hatta aracın anahtarını vereceğim. Sen istediğin yere kadar gideceksin. Ben şey yapacağım. Okey? Tamam, taksi de bende kalacak yani. Hayır. Sen istediğin yere kadar bedava gideceksin. Anahtarı bana vereceksin. Anahtardan sonra anahtarı bana geri vereceksin. Gideceksin. Taksi bende kalacak. Anladın mı? Anladım. Giderken oraya tamam. Peki taksicilik yapabilir miyim? Sen taksici mi olacaksın? Araba sürmeyi öğrendiğim zaman evet. Tamam. Bakacağız. Tamam. Hangi mekanik? Mekanik değil, galeri. Tamam, galeriye geliyorum o zaman. Galeriyi gide geçtik biz. Geçtiniz, tamam. Ben de geçeyim galeriye. Medici Motor Works'a gel. Tamamdır. Birazdan görüşürüz. Tanrı sizi korusun. Tanrı falan yok. Yalnız biz Allah'a inanıyoruz. Tanrı seni korusun. Allah'ımız bizi korur. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı günler olsun. İyi günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Evet beyefendi. Buradan yaptırabilirsiniz. GTA 5 görevi mi yapıyorum amına koyayım? Bu kim ya? Yeni mi aldınız siz daha taksiyi? Ya taksiyi yeni aldık da bu. Ya aldığım sırada. Ya şimdi yanlış anladım. Buyurun. Efendim ben bir uçak moduna alayım izniniz varsa. Bölmesinler hiç bizi şu an ya. Hiç problem değil. Buyurun acı saçı. Ya hayır olur mu öyle şey ya? Saygısızlık, terbiyesizlik, ahlaksızlıktan başka bir şey. Estağfurullah beyefendi. Dur ben bir bırakayım şu an ya. Müsait değil mi kardeşim diyorum. Israrla. Bu telefonu da yeni aldım. Kusura bakmayın nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Biraz da yaşlılık da tabi. Hiç problem değil. Yaşlılık. Bak arama. Amına koyacağım şimdi bak arama artık. Oğlum nereden kapanıyor bu? Hemen al çantinden uçak modunu alabilirsiniz bu arada. Hep ya biz şimdi yeni başladık bu işlere falan. Ya saygısızlık gibi de olmasın. Kendimi de acındırmak da mesele değil. Ya bizde çok fazla para pulu yok. Doğru. Ben de ikinci elden böyle bir şey gösterdi bana. Çok da ucuza denk geldi. Yani normal bir taksi 3000-4000 TL olarak kiralanırken onu 100 liraya kiralattı. Freni de tutuyor, her şeyi tutuyor. Abi dedi yalnız kapıyı söktük. Ben dedim ne yapayım dedim ben de. Alacağız gülüm ne yapayım ekmek parası yani ne yapacaksın. Şimdi ya, şimdi. Ya doğru tabii doğru. Tabii haklısın. Senin de kendi haklılık payların var da. İşte ne yapalım? Bugün de biraz da parayı da toparlamaya çalışıyordum kapıyı yaptırmak için. Sen de yoldayken denk geldin işte bana. Şimdi de yaptıracağız işte Allah'ın izniyle kapıyı. Çok güzel çünkü daha güvenli olur. Biraz tabii tabii. İçiniz rahat. Tabii. Ben sana anahtarı vereyim sen daha iyi anlarsın. Sen yaptır gel bir istersen. Ben anlamam. Pek anlamam o işten ama. Bir ben de şey para yapalım yok. İsterseniz. Vallahi bende para yok. Paranız mı yok? Şu an tam yani kaç paraya denk geliyor bilmiyorum yani. Anladım. Ben bir bakayım o zaman. Ben bakayım. Ben de bu arada belki bir tamirci bulabilirsem buraya yönlendireyim. Aracı da ben burayı çekeyim o zaman. Hiç şaşırmadım. Bakalım hemen. Gözümde seçmiyor ki. Gözümde seçmiyor. Şey yazıp da mekanikçi falan. Dur ben şu telefonu açayım bir günüm. Slash do yok. Arkadaşlar slash do yok. Serverda slash do vallahi yok. Olsa zaten slash do komutu atarım ona ama yapacak bir şey yok yani. Gürcü! Alo Mahmut'um nasılsın ya? İyidir canım ne yaptın sen de ya bu taksi İyidir, yaptırmaya geldik be gülüm be. Taksi yaptırmaya geldik. Aldın mı taksiyi ya? Aldık taksiyi ulan, de gülüm. Ulan bir bakalım bana da ne lazım biliyor musun? Kardeşim taksi lazım da. Taksi ya, polise lazım yakalandım. Amına sokayım harbi kapı yaptırmaya ya. Geliyorum kurban olayım gel şu mekaniğe de.
Nerede sen taksi mekanik yaptırmaya geleceğim de ben mekaniğim de Bentley's, Benny's, Motorworks'teyiz. Şu ya galerinin hemen biraz daha ilerisi yok mu? Gel seni görünme mekaniğim falan bilmem. Ne? Galeriye boy olsam ben biliyor musun ya? Ne uzaksın ya? Uzam galeri uzam nasıl geleceğim araç çok ki altında benim İçli... ya. Çal niye bir tane aracın vardı senin? Ya bozuldu ya kapıları açılmıyor. Ne oldu aracı? Ekmek oldu araba ya yemin ekmek ediyorum. Ekmek oldu ha. Evet keş ya. Bozuldu. Çavdarlı kaşarlı olsaydı bir de ekmek. Gürcü ya, ne yaptın yine Gürcü? Gürcü değil ya gürbüz oğlum. Ben Gürcü diye kaydetmişim Gürcü olsaydı. Kalk canın sağ olsun Gürcü sen Gürcü de Mahmut ol. Tamamdır canım. Mahmut'a geleceğim ben oraya ya. Canım valla yürü artık be valla. 150 kilo kilosun veririm. Yemin ediyorum yakında oksijen makinesine bağlayacaksın biraz yürü kanka. Bak valla saygısızlık gibi anlama biraz yürü. Harbiden oksijen tüple birlikte yeni medyum makineye bağlanacaksın yakında. Sen ayıp ettin. Et ekmek gölde olmaz. Yaprak elde yarrak falan öyle olmaz yani. O, ben dosacı söyler. Dosacı söylerim. Dosacı söylerim. Harbi ben senin sağlığını düşündüm. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum ya ciddiyim harbi ya. Tamam ciddiyim. Vereceğim kilonu. Ver inşallah hadi bakalım canım. Tamam hadi yürüyorum oraya. Hadi canım benim oradan hadi. Oradan çıkacak olursan haber ver lan. Boşuna yürümeyeyim ha. Tamam çıkarken ben seni ararım. Hadi, tamam hadi canım benim. Allah'a emanet ol. Mahmut abi ne kadar kalbimi kırdığını farkında mısın abi? Amına sokayım Mahmut abinin şurada kapı yaptırıp cebinde 5 kuruş para kalmadı polisle birlikteyiz hala Mahmut abi ya. Ne bıraktınız Mahmut abi? Sinir stres içinde ya. Mahmut abi. Kusura bakmayın. Konuşsun beyefendi? Yok. Konuştuk ya. Merhaba. Efendim bir şey söyleyeyim ben şikayetçiyim bu arkadaş beni sabahtan beri taciz ediyor. Bununla harbi ilgilen. Ne gibi taciz beyefendi? Ya sabahtan beri taksi diyorum müsait değilim diye arıyor taksi. Sapık sapık konuşuyor ya. Ne gibi mesela? Biraz ya, daha bak, ya mesela de taksizini yapayım ben sana. Taksi mi? Taksici bilinmeyen numaradan arıyor. Taksi almaya gelsene beni. Al. Oh. Alsana aşkım. Oh. Taksi. Bu tarz insanlar da yani. Dur bu yani bu adam. Anladım ya bir. Osman'ım. Of. Bence. Ne yaptınız abi? Osman'ı mı çağırdınız? Aman be. Bak şimdi görüyor musun hareketlere bak. Şu hareketlere bak mesela. Tamam, bu adam sakin. Bunları yapıyor yani. Alo. İyi günler. İyi günler. Motel önündeyim de bir taksi rica edebilir miyim? Edebilirsiniz. Kapıyı yaptırıyorum yalnız. Mekanikliyim. Kapı yapıldıktan sonra ben size geleyim. Olur, beklerim. Acelem yok. Tamamdır. Teşekkürler. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Ben de o zamana kadar yaptırırsam sonrasında kullanırsınız taksiyi. Mekaniğin yanına kadar gideceğim galiba ben. Buraya kadar bir şey yaparsanız ustalar sanırım iyi. Geliyor muymuş ustalar? Kendilerine ulaşamadım ustalar. Bir tekrar bakayım ama oğlum bir şey söyleyeyim mi? Şaka maka iyi müşteri var ha bak bu buradan iyi para kaldırırız yalnız. Onu fark ettiniz mi? Telefon harbi susmuyor amına koyayım. Yani öndü ki ne? Herkes sorup duruyor çünkü. Ama kimse de doğal olduğuna inanmıyor. Ama şey yani böyle biraz şey duruyor, yapay duruyor yani. Hayır hiç yapay mı? Ben Mika'nın yanına gideyim. Yani bu seferlik görmemezlikten geldim. Evet. Tanrı'nın vergisi, Yüce Tanrı'nın vergisi. Sizin güvenliğiniz için. Yap bir güzellik be. Yabancı değiliz o sen düşün. Ya biz adana çocuğuyuz be. Biz adana. Sağlık tabii. Önüne gel. Müşteriler bekliyor. Ben sizi bu halde gönderirsem. Düşünün ki bir araçla çarpıştınız ve o kapıdan uçtunuz. Yapacağız be. Yapmayacağız değil mi? Yaptıracağım sen. Hoşçakal. Müşteriler. Ama müşteriler bekliyor gülüm be. Haklısınız ama yaptırmadan gerçekten bırakmam doğru olmaz. Ama şimdi desek ki senin arabanın içinde bir tane hırsız var. Evet. Tamamdır hırsız kaçıyor. Ben olabilir miyim? Hı-hı. Adamla muhabbet sohbet bak muhabbete karışma. Tamam, küfür edeceğim ama harbiden edeceğim yani o küfürü ağzımdan çöpe şak diye çıkacak sakin şimdi. Sakin ol. Yüce Tanrım sen bu insanı kutsa. Bak Tanrı'nın seni korusun. Haç işaretleri bizim Allah'ımız var tamam mı? Kendi dinine bizi mensup etme biz Müslümanız. Tamam kardeşim. Yüce Rabbim sen bu kulunu ayrımcılık. Hey maşallah. Sen Müslümanmışsın. Tamam. Affeşin. Sen düşün mesela hırsız var. Evet. Hırsız arabanın içinde. Evet. Hırsız arabanın içindeyken kaçtı bir anda. Bir anda koşturmaya başladı. Ne yaparsın?
Şimdi benim görevim o hırsızı yakalamak. Tamamdır. Ama şu an yakalayamıyorsun. Neden biliyor musun? Neden? Muhabbet etmek zorundayız. Bak böyle bir durumdayım, anladın mı? Bak müşteri çağırıyor muhabbeti. Yaptıracağız diyoruz be. İşte yok. Anlıyorum ama gerçekten bunu yapamam. Çünkü ama bak bunu yapma işte bak. Pardon elim kaydı. Elim kaydı. Çok çok özür dilerim. Göz kayması yani kaydı. Bakın. Sakin olun. Merhabalar. Nasılsınız acaba? Ana nasıl söyleyeyim? Yok tanıştık. Elim kaydı vallahi elim kaydı. Buraya vurdum. Ya, oğlum. Buranın çalışanları nasıl ulaşabilirsin? Yumruğum metaverse'e götürdüm. Buradan bir vurdum oradan çıktı amına koyayım. Gördün mü? Var ya ustalar ama burada değil. Dur bak şimdi dur. Büyük ihtimalle birine mekanik ustam gelmişsiniz. Sizin evde hallederim o zaman mekanik ustam değil mi? Mekanik ustası hangisi? Şu dazlak olan, dazlak olan. Şu arkadaş ya, bu dazlak. Gürbüz aşçı. Yok gürbüz aşçı ya. Aynen şu aracı halledelim artık ya. Polis falan bilmem ne bekliyor. Sırdın galiba Mahmut'cum ya. He? Siz usta mıydınız? Hayır canım ben. Yok yok gürbüz aşçı. Evet evet, genç polis memurum da bilir yani benim aşçı olduğumu. Ben gürbüzü bir özel konuşabilir miyim izniniz varsa? Bir derdim vardı, onu anlatacaktım. Tabi. Bizim özellikler. Gel sen kanka, gel. Kanka sen salak mısın? Lan sen salak mısın? Görmüyor musun? O sivil olan var ya, o da... Ya desene mekaniğim, bilmem ne ücreti tanıdıklar var, götüreceğiz aracı. Yarım saattir millet oraya... Telefona cevap bile vermiyor eve gidiyor. Lan yanımdaki sivil var ya sivil, o da polis. O benim video aşçı olduğum, o yüzden. Allah Allah, bugün aşçılığı bıraktım. İki tane mekaniklik biliyorum bir şey de, bir tane kapı söktü, takılacak yani. Bir tane kapının muhabbetini mi yapıyorsunuz burada yani? Hayır, İki dakika be. Senin başına ne geldi ya? Ya kapı, polise takıldık ya yoldayken. Kapı dedi, yaptırsana dedi kapını dedi. Dedim ben de yaptırayım. Yarım saattir mekanik bekliyoruz. Amına sokayım ya. Harbi mi diyorsun sen, mekanik mi bekletiyorsun ya? Ne bekletecekler be gülüm be? Söyle de. İşe de gideceğiz, işe de gidemeyeceğiz gibi. Ben taksiciyi bırakacağım o zaman ben. Ya sen de ki ben... Hadi gidiyoruz. Aracın anahtarına rica edebilir miyim sizden? Tabii ben hemen konuşup geliyorum, vereceğim şimdi. Tabii ben size ver. Hemen hallet bakalım Mahmut o işi ya. Senin kanka var ya yine... Harbiden sen çok büyük ayıp yapıyorsun ha. Lan ne yaptım ki ya? Ne yaptın ki? Yardım edecektin ya. Mekaniktim abi, mekanik. Tamam da... Bilgim var diyeceksin ya. Ya mekanik bak. Onun yanındaki görüyor musun bak kot ceketli. Ulan he. O polis. O polis tamam mı? Kot ceketi hangisi polis? Tamam. O beni tanıyor yani. Tamam. Ben de hayırlı akşamlarınız olsun. Polis bey şöyle yaklaşın isterseniz, ben size anahtarı vereyim ben hemen. Ben de hemen ustalara teslim edeyim. Birkaç dakika içerisinde hallederlermiş. Buyurun, ben size anahtarı verdim. Sağ ol. Geldi mi anahtar? Gürbüz ben gidiyorum. Evet sağ ol. Görüşürüz dünkü. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Etrafta görüşürüz. Polis bey ustalara kadar götürün. Beni de bırakabilir misiniz ya galeriye, rica etsem sizden. Aracı ben size teslim edecekler zaten. Ya ben taksiciyi bırakma kararı aldım ya. Galeride işe başlayacağım ben. Onu başkasın. Çünkü çok bekledim artık. Yani müşteri kalmadı, yapacak bir şey yok. Unutulduk da yapacak bir şey yok. Lan pizzacı oldum biliyor musun? Açtı oldum artık. Çok iyi olmuş kanka. Tam senin mesleğin yani. 650 kilo oksijen makinesine artık tamamen bak, bağlanırsın. Oğlum öyle deme lan, üzülüyorum. Öyle de sağlığına değer vermeyen adama ben nasıl değer vereyim? Yemeyeceğim ya, satacağım ya. Yiyeceğim mi kanka be? Yiyeceğim. Ya, arada iki tane yemeyeyim oğlum. Kanka bir şey söyleyeyim, şu saatte bir yarrak olsaydı yemez miydim ben? Hayır yemez. Ulan. Tabii yemezdin ya lan. Şakası be. Esnaf şakası be. Esnaf şakası. 1 milyon dolara. Heh. Şimdi ustalar ilgileniyor muhtemelen birkaç dakika içerisinde. 5-10 dakika bekleyeyim değil mi memur bey? Yok. Bu kadar uzun sürmez. Muhtemelen kapı bunlar şey olduğu için, direkt geçmeli olduğu için daha hızlı yapıyorlarmış. Ay maşallah ne güzel yapıyorlar valla. Aracı yıkıyorlar da falan. Çok teşekkür ettim valla. Allah sizden ne muradınız varsa verirsin. Şuna bakmayın biraz bekletin. Yok hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Olacaklar ya. Hiç şaşırmadım. Haklısınız. Ne oldu bir şey diyordun? Kaç bak 10 bin dolara mı söyledin? Araba hazır. 1 milyon dolara. He. Hazırmış arabanız. Hep öldüler sözümüzü. Gel arabada konuşuruz biz. Tamam. Aa olmuş. Çok teşekkür ettim. Vallahi Allah'a emanet olun. Olsa ben size parayı da vereyim. Şey bakın efendim. Olsa ben size parayı da vereyim. Yalandan para verme harbisi. Usta aldın mı usta? Al usta, tamamdır devam.
Tamamdır. Eyvallah ustam, sağ olasın. İyi günler. Heh canım, anlat. 1 milyon dolar amam. Heh. Götünü siktiririm. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çatır çatır siktiririm o göt. Götümü folloş ettiririm amına koyayım. Bak göt deliğimi var ya, öyle bir aştırırım ki ya işte kabız olduğumda bile rahat olurum, öyle söyleyeyim sana. Sen siktirmişsin 1 milyon dolar. Varmış gibi. Ya yani olur da şimdi kanka, sen bir şey söyleyeyim mi? Ya ya sen var ya, folloş ettirene kadar siktir ya. Yalan söyleme be. Ya, ya var, var mı gerek yalan? Yalana gerek var. Ya? Değil, yalan değil. Ya yalan söyleme be. O 1 yani, milyon doları şu an. Tamam bekle bekle bekle. Evet. 1 milyon dolara. Evet. Kadın gelecek diyecek ki. Beni sikeceksin. Tamam mı? Tamam. Ama beni siktikten sonra gelecek, bir de ben seni sikeceğim diyecek. Kabul eder miydin, etmez miydin? 1 milyon dolara mı? 1 milyon dolar. Ulan tamam, zaten normal sikmeden de siktiriyoruz ki. Okeyim yani. Nasıl ya? Nasıl ya? Siktiriyor mu kendini sen normalde? Sana yok, 1 milyona sordun dedim ya, yaptırırım. Ha 1 milyona, he tamam tamam. Ha normalde yapıyorsun, haber ver yani, ayıp etme kardeşine, saklama böyle bir şeyler. Ayıp ediyorsun. Kardeşine saklama. Ha 1 milyon dolarım varsa hiç değiştiremem Mahmut'cum, biliyor musun? Anladım anladım anladım. Öyle duracağız mı? İşmiş, ne istiyorsun, bir şey var mı? Ben şey ya, motele gidecektim de. Ha şey, unuttuk be, gel kardeşim, gel. Gel. Lan sen işi bırakmayacak mıydın, galeride işe başlamayacak mıydın? Yap. Ya galeriyi de siktir et, gel İzmir'e. Efendim, efendim. Gürbüz, Mahmut abi. İki var mı be Sadıç? Var bakayım, geliyorum. Bir iki dakika bek. Taksici bey. Sesin gelmiyor, sesin canım. Dur. İki dakika bek. Heh. Taksici bey, iki dakika beklesene abone koyayım. İki dakika bir şey konuşayım. Hiçbir çocuk olmaz, hiçbir şey olmaz. Mahmut abi kusmuyoruz. Bu Şopar Adnan mı bu arada? Kim bu ya bu çocuk? Bu Sinan abi, Şopar Sinan. Şopar Sinan mı bu? Aa, ha Şopar Sinan. Bu çalgıcıydı değil mi? Vallahi o kadarını ben de bilmiyorum, dün tanıştık. Bu şey değil mi? Yamage, mage, kanka bu şeydi. Ha ben de dün türküyle uyuttu. Ya şurada yaptıkları be. Bu yine vallahi efekti unutmuşum ama bakayım, kendimi gördüğüm bir garip geliyor. Şurada yaptıkları mi? Be. He? Ha? He? Ha? He? Söyletek mi onu, söyletek mi? Niye söyletek mi? Oğlum sen nerelisin ya? Ben Ankaralıyım. Ankara. Ankara şubesi yap bir tane. Nasıl Ankara şubesi yap bir tane? He tamam, zaten normal konuşmamışım. Zaten normal konuşmanız değil mi, o şive olarak geçmiyor. Normal hayır, konuşma böyle Ankara'da. Böyle abi. Mahmut abi küsmüyüz. Kardeşim çok darlıyorsun. Zaten bedava seni kaç yere götürdüm. Bir de utanmadan ama Mahmut abi kalbimi kırdın. Sen oğlum benim paramdan ettin. Ama Sinan abimle buluşmam lazımdı abi, özür dilerim. Buluşun bari Sinan abinle. Aa oğlum Şopar Sinan. İyi güzel, iyi buluştuysan tamam, keyifler. Tamam bu kadar ya. Özür dilerim, kusura kalma ya. Ya senin kusura kalma be. Sen. Yok tamam ya, rahatsız ettik ya. Paramız yok diye yapıyorsun bunu. Estağfurullah, estağfurullah. Paran yok değil, beleke konduğun için ben bunu yapıyorum. Kanka sen süreceksen bu arada sen sür yani. Sıkıntı yok. Karnımız çok aç, bir şeyler gebe. Götüm oraya da geldi. Abi kolay gitsin. Eyvallah canım benim, Allah. Allah hepinize emanet etsin. Açtın gittin mi? İyi akşamlar şoför bey. Abi seni tanıdı biliyor musun Sinan abi? Mahmut abi seni tanıdı. Nerede? Mahmut gibi bırakıyorum. Ha taksici, Mongolki kanka. Benim anahtarı biri çalmış kanka. Ben tanıdı seni. Mahmut'um şey yap ya, motor çalıştır gel. Yok senin adın sen, ona o taksici Mahmut, sen de Şopar Sinan. Şopar Sinan'ı bilmiş ha. Şopar ne demek? Bilecekler katılıp. Herkes bilecek. İyi adam, hoş adam da işte. Çok kafa açıyor biliyor musun Mahmut'um ya? Ya iyi adam da ne amına kodumu geçen sefer mekana götürdük, tamam bunu gideceği yere kadar. Hadi dedim götüreyim. Ya hadi tam götüreceğim yerde bana ne dedi biliyor musun? Abi diyor, benim diyor param yok diyor. E dedim gülüm. Paran yoksa dedim. Al bakayım şunu dedim ağzına. Bu biz çekmeye başladı saksı efendim. Şaka be gülüm be. Şu artık esnaf şakalarına artık. Şu esnaf şakalarına alış artık bak valla. Alıştım ya. Allah. Adam ne zaman yanıma gelse midem götüme indi yiyecek bir şey. Ulan oradan bakınca ben yemek deposuna mı benziyorum ya Mahmut'cum? Ya garip adam be. O da ne yapsın, o da kendi makarasını çevirmeye çalışıyor gülüm be. Tabii ya. Seveni yok, edeni yok, ne yapsın? Ne yapsın o da? Kendi halinde sürükleniyor çocuk be. Sürükleniyoruz, hepimiz sürükleniyoruz ama hepimiz... ben yuvarlanıyorum be Mahmut'cum ya. Lan sen de şakayı biliyorsun ha, şaka sektöründe var. Nasıl yaptım biliyor musun? Var ya, şaka sektöründe var. Şimdi ne yaptım biliyor musun Mahmut? Ben de kendi makaramdayım, görüyor musun bak? Vallahi sen de kendi makarandasın.
Güzel ha. Yeşil ne zaman yanacak be? Çok beklesin yorulara da. Yeşil yanar ya. Harbiden yandı biliyor musun? Bak bizi bekliyormuş. Buradaki motelden bahsediyorsun değil mi sen? Yok lan bu, bura nere ya? Oğlum motel işte burası, bak motel. Burası motel de benim. Al bak yazıyor motel. Benim sen işaretlesene, sen dediğin yeri ben bilemem o zaman. İşaretleyeyim Mahmut'cum ya. Sen bir işaretle. Sen işaretle. İşaretledim. Ya işaretledin, tamam güzel. Tamam. Sardı. Lan sen taksimetre açmamışsın Mahmut ya. Kankam, taksimetre sen tanıdıksın, sana gerek yok be. Harbi mi diyorsun? Vallahi lan, tanıdıksın. Yemin ediyorum. Arkadaşımı söylesin oğlum, ne taksimetresi? Seni var ya kardeşim olarak artık listeme ekledim Mahmut. Estağfurullah kardeşim, estağfurullah. Sana bedava pizza vereceğim lan. Estağfurullah be kardeşim. Tabii, estağfurullah Mahmut. Estağfurullah. 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 Of. Aman akoyim araca bak, rüzgar çıksa yolu değişecek. Hala daha bunu sürüyor. Araçtan büyüğüm biliyor musun Mahmut? Ulan burası ya. Mı canım motel? Gülseydin keşke aman akım. Ya burası burası. Lan ne adamsın hadi ya. Hadi iniyorum ben Mahmut'cum. Hadi canım sen benim. Sen dikkat et tamam mı? Can hadi bak Allah'a emanet ol. Çok yorma kendini. Sen de yok. Çok yorma bak. Şu kiloları da vermek için bir nereye gidiyoruz? Bir spora başlayacağız değil mi? Yok be ne sporu, sokayım sporuna. Yiyeceğim de yiyeceğim. Hey sen bilirsin. Kafana göre. Hadi görüşürüz Mahmut'cum. Tamam hadi canım benim. Ben de şunu öpeyim sana. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi canım benim. Hadi dikkat et. Çok yorma. Sen nereye lan? Şu devlet bakalım ne yaptırmış, bir devletin yaptırdıklarına bakacağım. Aman abim bizim vergilerimize bakalım neler yaptırmışsınız, bakalım değiyor mu? Benim vergilerim yapılıyor. Beni içeri almıyor. Bu ne kadar sağlıksız. Lan arabayı kilitlemeden nereye gidiyorsun sen? Kilitlemeye gerek yok. 2 dakika baktım geldim be. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Bu müşteriler canım. Of of. Hayat zor ya. Instagram makarası. Hayat bize kırmızı ışıkta dur dedi. Ama biz yeşili göremeden öldük. Amına soktuğumunun hayatı. Kusura bakmayın biraz beklettim. 2 dakika bir fotoğraf çektirdim ben. Şu gençler ne yapıyor bakalım gençler? Makas alıyor. Anlamadım çamlar. Aa Mahmut geldi gene. Farklı araba geldi. Bu da bu Mahmut, Mahmut abi. Yemin ediyorum ben taksici olmuş ama amına koyayım ilk defa eline direksiyon aldı sanki. Dur lan. Dişi sesi var abi dur. Tamam aynen. Bir taksi kullanışı. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Sonra da Burak'a biri selamünaleykümle girdi. Ne oldu ya? Selamların yok mu? Sizde bir şey sorabiliyor mu? Alo sor. 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 Buranın patronu var mı konuşabilecek? Ne? Buranın ben anladım Buranın konuş. Sen bana anlat günüm ben seni biliyorum. Anlat sen bana. Ben daha demin çalışanla konuştu da. Mahmut abi de var yabancı dil. Buranın patronu var mı? Ona da bak ben demin diyor buradaki adamla birlikte konuştum diyor. Buranın patronu var mı diyor. 2 dakika çocukla konuşayım ben bir arayayım. Hadi buranın. Sizinle konuşayım. Alo. Siz
Alo, merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. Merhabalar. Taksi değil mi? Taksi, evet evet, taksi. Buyurun buyurun. Müsait miydi? Tabi müsait. Siz konumu atın hemen mesaj olarak, bana geleyim size almayalım. Hastane önüne gelebilir misiniz? Tabi geleyim. Yine de konum atın yalnız. Konumla çalışıyoruz mesajlardan. Arkadaşlar onu değiştireyim. Tamam. Tamam. Tamamdır, hadi bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Ne yapacağız o zaman? Konuşalım mı? Ha, şeyi konuşalım ya. Şu sizin meselekini bakayım amına koyayım. Bu kim? Baran mı amına koyayım? Kim aradı lan beni? Baran galiba lan bu ses tonu. O kimdi lan o? Çok tanıdık geldi ses tonu, anlamadım. What the fuck, bizden, büyük ihtimal bizden biri ya. Ya kim, anlayamadım, çözemedim ses tonunu. Dur şu atsın da bir gideyim şunun yanına da ya. Ne oldu ya? Özel bir şey mi konuşuyorsunuz? Forkim be. Reddit geçtim mi? Daha geçmedim. RP'yi tamam, bitirdikten sonra Reddit'tir video izlemelere geçeceğim, rahat ol. İçinde kalmasın kankam. Kadir'im sen de çok anam. Sen de çok anam. Çok sağ ol hocam. Merhaba beyefendi. Merhabalar, hayırlı günleriniz olsun. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz Allah çok şükür. Siz nasıl, iyisiniz? Doğru lan. Ben deyim. Allah çok şükür. Siz mi çağırdınız? Yo, ben öyle bir kolay gelsin. Ha, tamam, estağfurullah. İsminiz çok neydi? Mahmut. Mahmut, Ceyhun ben de. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum Mahmut. Bu sen biliyor musun galeri kim bakıyor vesaire? Valla galerinin sahibi uyumuş olabilir. Bir dinlenmeye gideceğim gülüm. Ben belki çıkabilirim falan bilmem ne bir şey demişti. Az biraz dedi kafamı dinlendireceğim dedi. Yorgunum dedi. Onun haricinde çok da bir bilgim yok. Valla gülüm ben bir şey yapmayayım, çok da lafa tutulmayayım. Evet. Benim müşterim bekler. Görüşürüz. Çarptık işte bak. Öyle de yanlarız yani, anladın? Bizim dilimizden konuşan da öyle sağlamdır yani. Taksiciyi yani mi çağırdın? Taksiciyi kimdi? Ben çağırdım. Ben çağırdım da. Taksimetre için biraz bekleyebilir misiniz? Tabii. İşte o aylık 2000 kazanıyoruz dedi. Yalan mı söylüyor? Yani ben kazanmıyorum. Ben stajyer doktor. Bu şey normal doktor. O kazanıyor olabilir. Ben tamam. Kazanmıyorum. Yani 2000'den az mı kazanıyorsun sen Ali? Hiç hesaplamadım biliyor musun? Bu muhabbet bitecek de biz gideceğiz. Şey, bu arada bu benim kartvizitim. Herhangi bir avukat tamamdır. Durum olursa beni aramanı tavsiye ederim. Tamamdır. Mesaj atarım size. Kendinize iyi bakın. Yani hesapladığın zaman da bana yazarsan sevinirim. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin sana. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk. Gideceğimiz yeri işaretleyelim. Tabii. Nereye gidecektim ben? Düşünün taşının. Şöyle bir... Tamamdır. Belki... Tamam hiç sıkıntı. Gideriz. Yolumuzun üstü. Sağlık sıhhatleri nasıl? Hayatları nasıl? Ne işle uğraşıyorsunuz maşallah? Ben avukatım. Oo ne kadar güzel. Valla bizim de bir avukata ihtiyacımız oluyor kimi zaman ya. Bunu kartvizitimi uzatayım size isterseniz. Tabii. Uyuyor. Bıraktıktan sonra ben sizin kart vizinizi alırım ya. Tabii. Burası iyi midir sizin için? İyidir. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ne kadar? Vallahi borcumuzu durdurduk şu an. 23 yaptı ya. Nakit mi çalışıyorsunuz İBAN mı? Nakit olursa daha güzel olur. Şöyle ben nakit almak için. Şeftesi senden bereket Allah'tan. Yer atıverdi ben oradan şey yapayım. Bereketi senden hadi bakayım. Şöyle baş ile birlikte 30 dolara verdim sana. Buyur. Tabii. Aldım şey. Hadi bakalım bereketini gör ya. Ben sana kartvizitimi de uzatayım. Tabii. Uzatın siz bana kartvizitinizi de. Şöyle buyurun. Çok teşekkür ettim. Çok sağ ol. Allah'a emanet olun. Tamamdır. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah kolaylık versin işinizde.
Sağ olun, size de. Onu da bir sıfırlayalım da okuyamayalım. Alo. Alo, merhaba. Zortopos taksi, buyurun. Ovu kafeye bir taksi alabilir miyiz? Tabii, konumuzu atarsınız mesaj olarak, hemen gelirim sizi almaya. Tamamdır, atıyorum şimdi. Hayırlı günleriniz olsun, hayırlı günleriniz olsun. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Uf, keşke bir müşterimin parası da olmasa, şöyle domaltıp cayır cayır bir siksem ya. Bütün müşterilerin parası var, bu ne amına koyayım ya böyle. Bu işe ne için girdik abi biz? Aslında açacağım bir tane fake taksi. Ulan ne iş yapar be? Ulan ne iş yapar be? Gelecek böyle mesela ki selamlar hükümle karışık. Abi ne, ne yaptın ne yaptın? Oh yala bakayım şunu ağzını al şekli. Hadi bakayım. Bu çocuk mu yanatmış? 30 saniye önce yapmış. Burasıdır ya. Hadi bakalım. Hiç şaşırmadım. Tüh, kırmızıda geçtim, görmemişim. Tüh. Zortobos taksi, buyurun. Selam saçım, motel istiyorum taksim şahı. Tamamdır, siz bir tane konumunuzu atın. Konumunuzu mesaj olarak gönderin, almaya geleceğim ben sizi. Motel efendim. Tamam, tamamdır, siz konumunuzu atın. Konumla çalışıyoruz efendim. Mesaj olarak konumu atın, ben geleceğim abi. Tamam. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım, kolay gelsin. Amına soktum Daffy Duck'ı, ne işin var? Merhaba abi, müsait mi? Merhabalar, siz çağırmışsınız değil mi galiba? Evet. Tabii, buyurun buyurun buyurun. İşaret yerim nereye gideceğimizi? Ayaz, bir şey soracağım ya. Gelir misin? Efendim. Ayaz, gel gel gel. Efendim. Bu evrak işini nereden yapacağız? Belediye binasından ya. Patlama sesi nereden? Ayak izleyeyim mi? İyi. Yok ya. Ama patlamıştır biri. Bilmiyorum. Walter White geldi oğlum. Kim oğlum bu? Walter White mı bu? Bu bir saniye bekle. Bu komin ne oğlum? Say date şuraya. My name. Belediye, belediye binasında değil mi? Kaça aldın evet. Motoru? Aynen. Krediyle aldım ya. Tamamdır. Gidiyorum o zaman. Müsaadenizle birlikte. 30 dolar normalde kredilendirmeyi de aldım. Bakabilir miyim ya? God damn right. Bir saniye. Ne işe meşguldünüz? Doktorum ben. Aa, ne kadar güzel. Ne doktorusunuz? İç hastalıklar uzmanıyım. Oo. Ya benim psikolojimde sıkıntılar var. Arada sırada yükselebiliyorum. Yani problemlerim var desek yeri vardır ama buna kim baktır? Var mı orada bakabilecek bir doktor? Psikologdur, vurdur, vurdur. Vallahi ben... Ya psikologlar bakar. Psikologa bir gelin bir siz. Orada tamamdır. Bir arkadaşlar ilgilensinler sizinle. Tamam, tamam. Ona bir baktırırız. Tamamdır. Kendi iç hastalıklarınızı bir mikrofonunuzu düzeltin de. Benim de alalım olma için. Mesela alalım mikrofon gitti. Yardımcı olayım ama alalım değil. Boğazlarınız biraz kirlenmiş. Su, böyle bir su için isterseniz bir kendinize gelirsiniz. Aa, siz şeye geldiniz. Tamamdır, tamamdır. Aa, şuradan hemen bir döneyim ben, dönüş yapayım. Aa. Mikrofonu söylemedim oyun içinde. Onu yayına söyledim. Boğazını düzeltti de şimdi söyledim. Evet, tamamdır. Burası efendim. Buradan hemen ilerisi bu kadar. Borcunuz, hadi siz doktor adamsınız, hadi sizi görmezden gelelim ya. Olur da günün birinde belki bir içimizde bir sıkıntı olur, geliriz baktırırız ne olacak. Ya olur mu öyle? Ya estağfurullah, estağfurullah, hadi hadi. Şey yapalım, valla kabul etmem var. Vereyim, gerçekten. Yo estağfurullah, hadi ya, şey yapma ya, tamam hadi, tam bu görmezden geldim hadi. Şöyle. Hayır, 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 hay
Bak bırakayım. Yemin tamam, ediyorum tamam. Var ya bak. Tamam, kadar tamam, burada. Tamam, tamam, tamam. Ya ne gerek vardı abi ya. Estağfurullah. Kolay gelsin. Bir canımsın abi, canımsın. Uğra yardımcı olalım sana. Tamam tamamdır abi. Beni ismim ver. Hamza Kısa Parmak. Hamza ben Kısa Parmak. Hamza Kısa Parmak ben özel müşterisiyim diyeyim mi o zaman? Sen hocama geldim de ben sana. Tamam hocama geldim. Hamza hocama geldim. Ben seni psikoloji departmanına yönlendiririm. Tamamdır tamamdır. İsmin neydi senin? Mahmut. Mahmut Memnun Van'da. Ben. Tamam. Kolay gelsin. Hadi, hayırlı işler, hayırlı günler olsun. Bay bay. Bay bay, hayırlı günleriniz olsun. Diğer müşteriyi almaya gidiyorum. Oğlum yarım saat sürdü lan. Uzun sürdü ha yine. F11'e basmayı unutmayalım. Evet. Yanlayan taksi ha. Yine mi başlattık? Amına koyayım dur birini derde sokacağım ha şimdi. Geldik sayılır. Ne haber? Ya bir müşteri vardı ya. Bir müşteri çok geç kaldık. Bey. Hadi. Lah belanı ver. Hey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Müşteri beyim. Hey. Hoş geldin. Kardeşim kapıyı... Canım benim. Kapıyı aç. Taksiye bin. Hoş geldin. Baya evim bey be. Mahmut beni de al ya. Al gel kardeşim gel gel sen de bin. Otomata gidelim ya. Yarı yarı ya o zaman. Yarı yarı ya. İçeride de mi gideceksin yere he? Şey, hemen tamamdır şarkı. Maşallah hadi bakalım. Neyle uğraşıyorsun sen? Ben bir şeyle uğraşmıyorum. Sen deli misin? Estağfurullah. Gideyim. Selah kitaptım. Selah yaptım. Tamam. Tamam. Sen çok şey yapma. Aracın içinde böyle ani hareketler ben heyecanlanırım. Tamam? Hiç alışkın değilim öyle şeylere. Tamam? Benim kaskım var. Tamam. Oo çok güzel kaskın. Maşallah. Ne güzel kaskın var. Kaskım var. Arkadaki beyefendi. Efendim. Ne gülüyor ya? Şey ya. Çocuk anladın sen. Senin adın ne? Ben Pırılçı. Ne? Pırılçı. Pırılçı? Evet. Aynen. Sen. Kim koydu sana bu pırıltı ismini? Pırıltı diye isim olur mu ya? Babaannem koydu. Babaannen güzel güzel. Şimdi de ona haddini bildirmeye gidiyorum. Aynen. Babaannene bir tokatlama vakti geldi he? Evet. Şurada. Aynen. Ama hiç söyleyeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ne kuzun delisi ya. Bari kusura bak görüyor musun abi? Dur ben öne geçeyim ya. Oğlum bana soktu bunu deli. Bana nasıl bir... Oğlum deli aklını yitirmiş amına koyayım bunu. Bu ne de her yerde geziyor oğlum aldıklarda o ne öyle. Koptum amına koyayım. Korktum biliyor musun Mahmut? Sıfır yaka bak. Ya vallahi ne diyeceksin ki kanka? Ne diyeceksin ya? Ne diyeceksin ki kanka yani? Ne diyeceksin oğlum? İşte aklın amına koyayım diyebilirsin de işte. Manyak mıdır nedir? Babaannemin yanına gidiyorum. Devreden komşu amına koydum diye. Korktum biliyor musun? Hayır ben de korktum ben. Ne bileyim kanka böyle bir şey çıkacağını ya. Ne bileyim ki böyle bir şey çıkacağını. Babaannem için dövmeye gidiyor oğlum adam. Ya dövsün ya dövmesin demiyor mu ya? Bu manyaktır yani bu. Akıl sağlığından ciddi sıkıntılar ver yani bu çocuğun. Bu nedir amına koyayım? Ya bu olmaz böyle ya. Yemin ediyorum. Olmaz İnsanların tabii ya. İnsanların ar damarı çatlamış, patlamış, hepsi bitmiş ya. Benim de sıkıntılarım vardır ha. Benim de sıkıntılarım vardır da kendi çapımda vardır yani. Böyle ya ani problemlerim vardır yani benim de. Harbi yok be Mahmut. Ben görmedim biliyor musun? Sen bir de beni gece gör. Harbi mi diyorsun? Ne oluyor? Tabii canım gece ya. Bir tarafım yok diyeyim sana kanka. Sen anla be.
Vallahi şerhanda. Nereye gideceksin? İçeride gideceğin yere. Ben bilmiyorum. Galeri mali. Bir insan neredeyse beni oraya götürsene ya. Kanka bir şey söyleyeyim. Galeri işaretle bakayım ya. İşaretleyeyim Mahmut'cum. İşaretlesen bir de bir gidelim bir ya bir şeylere bir. Bulayalım biz de makaramıza bakalım be Mahmut'cum ya. Ama bir otomata falan. Ya bakalım ya. Yarrağı yiyeceğim biliyor musun? Çok susadım ya. Uff. Yararak dedin de ağzım sulandı be oğlum be. Nasıl diyorsun? E insan içinde deme işte bu yararak muhabbetini de. Tamam. Ya ağzım sulandı yalnız ha. Harbiden. Harbiden fren ağzım sulandı şimdi. Şöyle bir yararak olacak. Oğlum ne yerdik be kanka be of be. Ben yemezdim biliyor musun Mahmut'cum? Kanka 1 milyon verseler götünden patır kütür siktirme. Siktirir. Bu adama 1 milyon dedim direkt kanonu kapanıyor. He. Kolay gelsin komiser beyim. Yeşil yeşil. Of of. Alo. İyi günler, kolay gelsin, iyi günler. Eyvallah sağ olasın, çok teşekkür ettim. Zortobos taksi buyurun. Sağ ol ustam, müsait mi taksi? Müsait 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 ya. Şeydeyim, sana nasıl tarif edeyim burayı? Kilise ustam var bana tarif ya. Etme. Tövbe estağfurullah, ben oraya, o taraflara gelmem kardeşim ya. Kardeşim konum at ya. Kapat hemen konum at bana, ben sana oradayım. Tamam tamam atıyorum abi. Hadi bakalım. Haydi günleriniz olsun. Harika. Hadi hayırlı günleriniz olsun. Benim hastanede randevum vardı biliyor musun? Mam hastaneye gidelim Osman. Hastaneye mi gideyim? Hastane ya. Ulan randevum vardı biliyor musun? Bak unuttum. Aklıma ne? Çıkmış. Kilo verdirme. Yok be oğlum. Dün bir piç geldi dedi ki. Piç de demeyeyim şimdi hatırlamıyorum ki dedi de. Mahmut geldi bana dedi ki sen dedi çok biliyorsun. Senin dedi hastalığın olabilir. Kan tahlili yaptırsana dedi. Kan testi falan. Aha dedik yarrağı yedik. İçime bir kurt düştü, ben de pimpi. Kanka sen hastaneye şey yapsana, işaretlesene, gidiyorum ben. Tamam. Merhaba. Alo, zor topuz taksi buyurun. Şeyden alabilir misiniz bizi? Karakola doğru giderken park var ya. Bir tane müşterim var yalnız. O müşteriyi aldıktan sonra isterseniz ben size bir dönüş yapayım. Tamam tamam, bekliyorum. Tamamdır, hayırlı günleriniz olsun. Teşekkür ederiz, görüşürüz. Hadi bakalım. Bunu kaçırdık Mahmut ya. Ya bir şey olmaz be. Dönüş vardır illaki sağdan sonra. Fark ederse kahar olayım. Şu sağdan döneriz değil mi? Nereye dönülür bu sağdan da dönülüyor diye hatırlıyorum ben. Ortalıkta polis yoksa ben dön. Ya bir şey söyleyeceğim kanka. Gay club falan mı açsak ya? Çok harbi tutuyor mi diyorlar. Ya yeni nesil gençler sikişiyor kendi aralarında. Biliyor musun ama yani para kazandırıyorsa okeyiz. Niye olmasın canım ya? Hadi hadi. Hadi görüşürüz. Hadi canım. Bak haber ver bak hastalıktan sonra ha. Tamam tamam. Refakatçi falan yoksa gelirim ben ha. Tamam tamam canım. Hadi tamam, öptüm. Bay bay. Ey yavrum ey amına koydum. Yolda yürürken bile sıkıntı çekiyor. Vallahi bak bunu oksijen tüpüne bağlayacaklar. Kim aramıştı beni en son? Beni en son. Ustam burada bekliyorum. Heh. Ustam orada bekliyorsun da. O konum neden yarım yamalak çıktı ya? Alo. Aha çıktı konu. Oğlum konuma tıklıyorum. Konuma ne yapacağız şimdi? Biz burada takılı kaldık o zaman. Amına koyayım nerede bu ya? Yalan söyleyeceğiz abi. Ben bilmiyorum, konuma da gidemem. Kardeşim ben Müslümanım. O konuma gelmem. Kusura bakma. Yapacak bir şey yok abi. Bilmediğim konuma bu yalanla birlikte belki gitmem.
Usta parasıyla değil mi? Değil. Ne yazmış bana en son? Dur bakayım. Kenara çekeyim nazik. Bir sokak ileride buluşalım. Pazar ayının katılmayacak. Tamamdır. Böyle konuşacaksan ben gelmeyeceğim. Tripkolik taksi, anladın mı azıcık böyle? Oğlum space afası mı ileriye doğru yazıyor, anlamadım. Neden ileriye doğru yazıyor acaba? Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam. Taksi için aramıştım da. Tabii konumuz uzasın, mesaj olarak geleyim. Mishunov şey LSPD'nin önündeyiz şu anda. Tamam, işaretleyin yine de konumasın. Konumla çalışıyoruz. Tamam, atıyorum. Hadi bakalım. Hadi bekleyelim bakalım son konum. Hadi bu da son müşteri olsun. Attı mı lan konumu? Attı galiba. Atmadı. Daha Reddit check yapacağım. Hayır. Çok uzun RP'ler yapamam. Beni artık darlıyor RP'ler oğlum. Bunu böyle bir haftada bir, iki haftada bir. Ya da üç ay ya da bir ay. Bir ayda bir falan. RP'ler genel olarak öyle oluyor bende. Konumu atmadı hala galiba. Hadi lan. Her gün oynasan izlerim. İşte ben de her gün yapmam kanka ya. Her gün aynı şeyleri yapmaktan nefret ediyorum. Yani durmadan insanlara pilav yediremezsin, anladın mı? Bir saatten sonra çorba da isteyecek o adam. Farklı yemekler de isteyecek. Benlik değil yani. Hiç benlik değil kanka. Vallahi yapamam. Beni darlıyor. Çok kötü oluyorum. Aradı. Açı kapa yaptı. Adam konum da atmadı. Cık. Aha. Attı mesaj. Sesime ne oluyor lan? Dur bir saniye. Bir ebony one aşığı daha. Hiç şaşırmadım. Okey. Go. Gidek. Taksi kim çağırmış acaba? Taksi kim çağırmışsınız? Ben çağırdım. Tamamdır, buyurun. Geçelim biz. Biz gidiyoruz. Buyurun. Ben Zeynep. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler, iyi görevler. İyiler. Mahmut'tu değil mi? Siz Mahmut. Mahmut Bey. Heh. Lafı ettik mi? Ettik. Tamam. Estağfurullah ya. Çok teşekkür ettik. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ettim. Eyvallah. Gideceğimiz yerin navigasyonlarını işaretleyelim. Adamcağız bir markete uğrayacağız, sonra da bir otele gideceğiz. Şöyle hemen işaret. Tamamdır. İşaretlediğiniz yere doğru yavaştan gidelim, hadi bakalım. Nasıl gidiyor gençler? Allah'a çok şükür, keyifler yerinde.
İyidir, güzeldir. Sizin nasıl gidiyor? İyidir vallahi, bir cenab alalım. Hayat işte ya. Takılmacadır, muhabbet sohbettir. Öyle böyle gidiyor işte. Güzel güzel. İşler nasıl gidiyor? Yoğun be. Yoğun be. Ne yapacaksın gidiyor? 3 para, 5 para, 6 para, 7 para derken işte kase doluyor, işte çorba oluyor. Sizinkisi nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Siz ne evli meşgulsünüz? Akademi öğrencisiyiz biz ya. Evet. Departmanda. Ah, hadi bakalım. İsteyen şey isteyen var mı bu arada? Ben de bir alacağım. Gülüm bana bir tane su zaman. Bir de yemek alsanız ya. Ben size çıkacağım. Tamam, bana alayım. İki su iki tane yemek alın, ben de size parasını vereceğim gülüm. Tam taksici tribi değil mi? Ağzına amına koydum bir tane sigara bile. Kirli kirli bile. Bana da su alsanız iyi gülüm. Hadi bakayım. Galericide olacağız be. Sakin ol be kardeşim ya, yapacağız her şeyi ya. Bugün taksi kim? Yarın bilemezsin, başka bir şey mi bilemezsin? Tamamdır. Diğer gideceğimiz yerleri de işaretleyelim. Orada verirsin. İnince verirsin. Sıkıntı yok. Otele gideceğiz. İşaretleyelim. Şöyle... Hep navigasyondan hep işaretliyoruz ya. Sistem böyle çalışıyor. Yapacak bir şey yok. İşaretliyorum. İşaretledim. Şeyini koydum. Yemeğini koydum. Torpido gözünü. Tamamdır. Bak para kalmış burada, bunu tamam. Al çalarlar bak. Evet evet, farkındayım ya, farkındayım. Torpidoyu sen nasıl açabildin ya? Aman aman ne oluyor? Aman 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 aman. Aman aman. Aman dikkat et Mahmut. Taksi dolu be ya gülüm be. Dolu be, dolu dolu. Tam da değişim saatinde. Şöyle bir önüme kırayım da. Gençler. Seversiniz siz böyle şeyler ha? Aynen Mahmut, böyle devam et de seni bir şikayet edelim ya üstadımıza. Yapmayın yapmayın, üstleriniz beni iyi tanır ha. Drift Mahmut derler bana, tanımadın galiba. Bu taksiye binmenin bir adamı var, hatırlamadınız galiba ya beni. Allah Allah, öyle üstlerine mi? Üstlerine sor, beni üstlerine iyi bilir. Kim bilir mesela? Ya o dazlık olan var ya bir tane. Hadi para yok, hadi hadi in, siz bizdensiniz hadi. Hadi hadi. Olur mu öyle Mahmutcum? Hayır hadi, öyle hadi, hadi 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 in, in hadi. Hadi hadi. İyi Mahmutcum. Afiyet olsun tekrardan. Hadi. Görüşürüz, kendine iyi bak. Hadi. Hadi. Ama çıkın yani arabadan şimdi. Muhabbet sohbet de bir yere kadar tabii canım. Hayır, arkadaş farklı bir yere mi gidiyor? He tamam. He tamam. Yok, o da hadi Allah'a emanet, dikkat edin kendinize. Çok yormayın kendinizi. Hadi, hadi sen de. Gün sonu geldi artık ya. Kafi. Gün sonu yaptık. Torpidoya da ben bakayım ya. Torpido aynen. Torpidoya bakayım. Torpido. Torpido boş. Gün sonu. Güzel. Oğlum ne müşteriler geldi ya. Gün sonu böyleymiş. Hayır, karakter torpido açmayı bilmiyor. Karakter torpido açmayı bilmiyor. Bir de bana not bırakmış. Amına koyayım. Almıyorum lan seni gibi müşteriyi. Alo. Mahmut Bey değil mi taksi? Bu artık gece oldu, artık normal taksi bıraktık, fake taksi değil. Yani isterseniz gelirim ama kafanıza göre. Anladım. Tamamdır, hadi gününüz olsun. İyi günler. Gece oldu mu fake taksi yapacak bir şey yok.
Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Herkesin ekmeği kardeşim, herkesin ekmeği. Herkesin ekmeği. Sabah akşam, sabah müşteri. Şöyle durayım da. Şurada da Alt F4'ü bir çakayım. Oh! Ulan ne eğlendik ya. Harbiden iyi eğlendik yalnız. Şaka bir kenara. Hadi.